Değerli konuklar, Bursa Ticaret Borsası olarak düzenlediğimiz Türkiye Ürün İhtisas Borsası bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle açılış konuşmalarını yapmak üzere Meclis Başkanımız Sayın Mehmet Aydın'a Bursa'yı davet ediyorum. Toprak Bahçeleri Ofisi'nin kıymetli temsilcisi, değerli Ziraat Bankası Bölge Başkanı, tarım sektörünün doğal isimlerinden ve tarım üstü değerli başkanı, çok kıymetli Ziraat Odası başkanlarımız ve değerli üyelerimiz. Öncelikle sizleri şahsım ve kurumu olarak saygıyla selamlıyor ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası Bilgilendirme Toplantısı'na hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün burada ülkenin tarımı için adeta milyar kabul edilen ve Türkiye ve Bursa Ticaret Borsası adına ağ grubu arasında bulunduğumuz Türkiye Ürün İhtisas Borsası TÜRİP sisteminin tüm detaylarıyla ilk ağızdan dinlemek için bir aradayız. Bu sistem ile tarım sektörünün hedeflerinden daha rekabetçi, tarım ürünlerinin piyasalarında daha iyi oluşması, lisanslı depolarda depolama ürünlere yönelik daha sağlıklı fiyat oluşumunda sağlanması ve fiyat dalgalanmalarının minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Küresel ticarette tarım sektörünün geleceği olan TÜRİP sisteminin Bursa'da daha da yakından tanınması ve yaygınlaştırılması adına düzenlediğimiz bu toplantının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katılımlarınıza dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Konuşmalarınız için hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Meclis Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben bugün aramızda olan panelistlerimizi sizlere sırasıyla tanıtmak istiyorum. Ardından da sözü kendilerine bırakacağım. Toprak Mahsulleri Ofisi Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığı Lisanslı Depoculuk Şube Müdürü Sayın Mehdi Bakan bugün aramızda hoş geldiniz diyorum. TÜRİP Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Necla Küçükçolak aramızda. Hoş geldiniz diyorum Necla Hanım'a. Ziraat Bankası Bursa Bölge Başkanımız Sayın Uğur Akdeniz aramızda. Hoş geldiniz Uğur Bey. Son olarak da İK Tarım Üstü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Kemaloğlu aramızda. Hoş geldiniz İsmail Bey. Ben daha fazla sözü uzatmadan sevgili partilerimize sunumları ve konuşmaları yapmak üzere sözü sizlere bırakıyorum. Değerli misafirler, değerli konuklar. Öncelikle bu toplantıyı organize ettiği için saygıdeğer başkanıma huzurunuzda tekrar ben de teşekkür etmek istiyorum. Sizleri bizimle buluşturduğu ve bu lisanslı depoculuğun tanıtımı için bu imkanı yarattığından dolayı. Lisanslı depoculuk son yıllarda ülkemizde çok büyük gelişme gösterdi. Tarım sektöründe, özellikle hububat sektöründe herkes artık lisanslı depoculuğu hemen hemen tanıdı. Ülkemiz için de büyük bir kazanç oldu tarım ekonomisi anlamında. Lisanslı depoculuk nedir? Ben bununla başlamak istiyorum. Lisanslı depoculuk ülkemizde nasıl uygulanıyor? Çünkü uygulama şekli zaten bu şekilde. Lisanslı depoculuk tarım ürünlerinin modern altyapıya sahip depolarda depolandığı, kalitesini ve sınıflandırmasının konusunda uzman kişiler dediğimiz yetkili sınıflandırıcılar tarafından laboratuvar ortamında yapıldı ve ürünlerin ticaretinin ise Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden yapıldığı bir sistem diyoruz. Ülkemizde geçmişte yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi ürün arzının yoğun olduğu dönemlerde piyasada fiyatlar düşmekte, arzın azaldığı ya da bittiği dönemlerde ise fiyatlar yükselmekteydi. Üreticiler de bu noktada zaten serzenişte bulunuyordu. Piyasaya arzı öteleme noktasında. İşte ülkemizdeki bu yetersiz depolama altyapısı ürünlerin yine kontrolü yapılmayan ortamlarda depolanması ve analizlerinin konusunda uzman olmayan ya da bilgisi olmayan kişiler tarafından yapılması sistemde birçok sıkıntıyı beraberinde getirmekteydi ki TMO'da depolarının yeterli gelmediği durumlarda
birçok sanayici bilir. Açık yığındı değil, toprak üstüne yaptığı depolama yöntemiyle ürünlerimiz depolamaktaydı. Diğer taraftan lisanslı depoculuğun faaliyete geçmesiyle tabii bunlar minimize edildi artık. Yani birçok alanda biz de artık temel olarak lisanslı depolar üzerinden alım yapmaktayız ve bunun üzerinden işlemlerimizi test etmekteyiz. Şimdi lisanslı depoculuğun geçmişine baktığımızda lisanslı depoculuk ülkemiz gündemine ilk kez 2005 yılında çıkarılan 5300 sayılı lisanslı depoculuk kanunu ile ilgili geldi. 2005 yılından 2010 yılına kadar mevzuat altyapısı düzenlendi. 2010 yılında ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte TMO'nun kurduğu, ortaklaşa kurduğu TMO TOBİDAŞ faaliyete başladı. 2011 yılında ilk depo lisanslı, Türkiye'nin ilk lisanslı deposu Polatlı'da faaliyete başlamıştır. Diğer taraftan 2013 yılına geldiğimizde ise pamuk ürününde lisans depoculuk faaliyeti başladı. 2016 yılına geldiğimizde ise yine TMO sadece TMO TOBİDAŞ firmasının üzerinden el üst yoluyla ürün alımı yaparken artık protokol imzaladığı tüm lisans depolara alım garantisi verdi. Ve diğer taraftan da depo yapım hamlesi başlattı ülke genelinde. Bu da artık lisans depoculuğun ülke genelinde yaygınlaşmasına çok büyük katkı sağlamıştır. 2017 yılında ise fındık ürününde lisans depoculuk faaliyeti başladı. 2020 yılında ise işte Gaziantep'te Antep fıstığı üzerine, Malatya'da da kayısı üzerine lisans depoculuk faaliyeti başladı. Ve bugün günümüze geldiğimizde ise lisanslı depolarda şu an kapasite 41 ilde 8.3 milyon ton kapasiteye ulaştı. Şimdi sistemin hedeflerine baktığımızda sistemde sistem tarafından yaygın bir depolama altyapısı oluşturulmak istenmekte. Diğer taraftan standart ve kaliteli ürünün teşvik edilmesi sağlanmakta. Depolanan ürünlerin modern altyapıya sahip depolarda depolanması ve ürün kayıplarının minimize edilmesi istenmektedir. Tarım ürünlerinin ticareti kayıt altına alınması istenmekte. Zaten bu hem şu an günümüz şartlarında yine kayıt altında takip edilmekte. Pardon. Diğer taraftan ülkemizde piyasaya kaliteli ve zamanında ham madde tedariki sağlanmak istenmekte. Baktığımızda sanayicinin en büyük sorunundan biri de budur. Ürünü nereden, ne şekilde, hangi kaliteli ürün alacağını bilememekte. Bu da sanayi için bir handikaptır. Ama lisans depolar sayesinde hangi lisans depoda, hangi bölgede, hangi kalitede ürün olduğunu bilmekte ve buna göre de alım faaliyeti yürütmektedir. Lisans depoculuk sistemindeki aktörlere baktığımızda ise lisans depoculuk sisteminde tüm ürün lisans depolarda ürünü bulunan ya da üzerinde el üst bulunan tüm kişilere gerçek ya da tüzel olsun bunların hepsine biz Moody diyoruz. Diğer taraftan lisans depo işletmeleri bulunmakta, lisans depo ürünleri depolayan kuruluşlar, yetkili sınıflandırıcılar var lisans depolardaki ürünleri analiz eden bunlar gerçek ya da güzel kişiliklerdir. Laboratuvar ortamında yetkili sınıflandırıcılar analizleri yapar. Yetkili sınıflandırıcıları denetleyen kuruluş ise referans yetkili sınıflandırıcılardır. Yine alım satımın yapıldığı TÜRİK var. Türkiye Ürün İstisnas Borsası üzerinden ticaret yapılır lisans depolara konulan ürünler için. Lisanslı depolara konulan ürünlerin sigorta kapsamında karşılanmayan zararları yine tazmin fonu tarafından karşılanmaktadır. Diğer taraftan lisanslı depolarda yapılan işlemleri kayden izleyen ve takip eden merkezi kayıt kuruluşu bulunmakta. Lisanslı depolardaki ürünlerin takasını gerçekleştirmesine izin veren ve depolara konulan ürünleri ISIN kodu tanımlayan takas bankı bulunmaktadır. Şimdi sistemin güvence mekanizmalarına bakıldığında sistemde biz neye göre güveneceğiz, güvenilir mi diye çok sorgulan sorular geliyor bize. Bir kere lisans depolardaki ürünlerin tamamı, yani lisans depolarda yapılan tüm iş ve işlemler Ticaret Bakanlığı gözetim ve denetimine tabidir. Diğer taraftan alım satımına ilişkin hususlar
TÜRK tarafından takip edilmektedir. Lisanslı depolar ve depolara konulan ürünler sigortalı olmak zorundadır. Yani sigortalanır buradaki. Ürün de sigortalanır, tesis de sigortalanır. Diğer taraftan lisanslı deposunu şirketi kuran bir firma depolayacağı ürün için yine tazmin fonu adına düzenlenmiş bir teminat mektubu sunmaktadır. Yani ürünler yine teminat altında tutulmaktadır. Lisanslı depo işletmesi kurulabilmesi için bazı şartlar gereklidir. Bir de lisans depo kuruluşu için neler gerektiğine baktığımızda, yani herkes ben lisanslı depoculuk şirketi kurdum, faaliyete başlayacağım ya da depomu lisans depoculuğa dönüştürmek istiyorum diyemez. Öncelikle Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunması gerekiyor. Lisanslı depo kuruluş izni alması gerekiyor. Kuruluş izni aldıktan sonra ise artık depoyu yapması ve lisans izni için başvurması gerekiyor. Diğer taraftan lisans izni başvurduğunda ise tazmin fonu adına düzenlenmiş yere teminat mektubunu vermesi gerekiyor. TÜRK'le sözleşme yapması gerekiyor. Yetkili sınıflandırıcı sözleşmesi yapması gerekiyor. Ve anonim şirketi şeklinde faaliyet göstermesi gerekiyor. Bunların hepsi Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra artık lisanslı depo olarak faaliyet gösterebiliyor. Özetle bu şekilde. Şimdi lisanslı depolara konulan ürünlerin bir de belli bir depolama süresi var. Yani siz lisanslı depoya alınan ürünler süresiz bir şekilde depolanacak diye bir kaide yok. Bu da nedir? Bu yönetmelikle kanunla Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülür. Ürüne göre değişir, ürün çeşidine göre değişir. Örnek vermek gerekirse, İşte hububat, baklagil ve yağlı tohumlarda 24 aydır bu bölgede faaliyet gösteren örneğin zeytinde siyah ve rengi dönük zeytin ve yeşil zeytin olarak 16 ay olarak depolama süresi bulunmaktadır. Lisanslı depodan siz ürününüz bulunduğunda belli bu süre sonunda çekmek zorundasınız. Eğer siz çekmemeniz halinde ise bunu lisanslı depo bu ürünü geçer. TÜRK üzerinden satışını yapar ve gerekli kesintileri yapıldıktan sonra muadilin hesabına parasını aktarır. İşleyiş bu şekildedir. Diğer taraftan lisanslı depolara konulan ürünler için de belli bir kodlama sistemi vardır. Buna ISIN kodu denir. ISIN kodu da aynı TC numarası gibi ürüne göre, lisanslı depoya göre değişir. Ticaret de yine bu ISIN kodu üzerinden yürütülmektedir. Bir de lisanslı depolara konulan ürünler için artık elektronik ürün senedi oluşturulur. Biz buna elüs diyoruz. Lisanslı depolara konulan bu elüsler bir basılı formu yoktur aslında. Yani basılı bir şekilde gösterilmez, yalnızca elektronik ortamda oluşturulur. Ancak lisanslı depoya ürün tesliminde elektronik ürün senedi oluşturulduğuna dair gösteren belge elüs ihraç formudur. Bu form üzerinde de ürün bilgileri, analizi kimin yaptığı ve hangi depoda bulunduğu belgelenir. Ancak elektronik ortamda saklanır. Bu üreticiler bu elektronik ürün senetleriyle birlikte destekleme için başvurabilirler. Diğer taraftan bu el üstlerinde alım-satım işlemleri TÜRK platformunda yapılmaktadır. Lisanslı depolara konulan ürünlerin de diğer taraftan bir de ücret tarifesi bulunmakta. Her ürün için ücret tarifesi ürün çeşidine göre değişmektedir. Bu ücret tarifesi Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmaktadır. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmadan da bir ücret tarifesi kesinlikle yürürlüğe girmez. Yani siz lisanslı depoya ürün koydunuz. Ürün koyduktan sonra lisanslı depo şirketi ben bu ürünün ücretini, depo kira ücretini, ücret tarifesinden bahsediyorum. Depo kira ücretini değiştirdim Ticaret Bakanlığı'ndan ve bu kira ücreti dün 3'ken yarın 5 oldu diyemez size. Çünkü sizin ürününüz girdiği tarihteki ücret neyse o ücret tarifesi üzerinden artık depodan çıkana kadar işlemlidir. Bu şekilde faaliyettedir. Diğer taraftan bir lisanslı depoculuk şirketi de yeni ücret tarifesinin üzerinden 6 ay geçmedikten sonra da
ücret tarifesinde herhangi bir değişiklikte de bulunamaz. Bu da lisans depolarının şirketlerini ilgilendiren husustur. Lisanslı depolardaki ürünlerin alım-satımın yapılması halinde, yani el değiştirmesi halinde ise bir alım-satım belgesi oluşturulur. Bu belgede de yapılan kesintiler, kimin aldığı, kimin sattığı bilgiler yer almaktadır. Bu belgeyi de fatura yerine geçmez ama fatura yerine de ibraz edilebilen bir belgedir. Alım-satım esnası, alım-satımın sonunda ilgilinin yatırım hesabında bunu rahatlıkla çıktısını alabilir. Bir de mevzuatından bahsetmek istiyorum lisanslı depolarının. Yani bu da önemli bir husus mudiler için. Lisanslı depolarda teslim edilen ürünler kesinlikle eksiksiz ve zamanında teslim edilmek zorundadır. Yani lisanslı depoya koyduğunuz ürünün miktar ve kalitesinde kesinlikle değişiklik söz konusu olamaz. Eğer ki size noksanlık oluştu, işte ürününüz depoda yok denirse, o zaman lisanslı depo şirketi ürün bedelinin, yani tripte oluşan o günkü ürün bedelinin %5 fazlasıyla birlikte size ürünün ücretini ödemek zorundadır. Böyle de bir uygulama var. Eğer ki o gün fiyat oluşmamışsa geriye dönük en yakın işte 5 günlük işlem ücreti ortalaması baz alınır ve ona %5 ilave edilerek yine ücret tahsilatı yapılır. Bu da mudiyi korumak adına yapılmış bir uygulama şeydir, hükümdür yani. Bir de lisanslı depoculuğun üreticilere ve sanayicilere sağladığı birçok teşvik ve destekler var. Bunların başında bir kere lisanslı depolardaki yapılan işlemler de zirai stopaj vergisi %2 sıfırlanmakta, yani muaf tutulmakta, KDV'den muaf tutulmakta, alım satımlarda oluşan gelir ve kurumlar vergisinden yine muaf tutulmakta ve damga vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu hemen hemen herkesi ilgilendiren husustur. Diğer taraftan üreticilere de verilen ayrıca destekler vardır. Yani örneğin depo kira desteği 6 ay boyunca hububat için konuşmak gerekirse 6 lira olarak yine devlet tarafından karşılanmaktadır. Depo kira desteğinden faydalanan üreticilere lisanslı depoların ürünlerini getirmesi için nakliye desteği verilmekte. Bu da hububat için örneğin ton başına 25 lira nakliye desteği sunulmaktadır. Lisanslı depolarda yapılan analizler ücretlidir. Bakanlığımız yine aynı şekilde lisanslı depoda yapılan analizleri de destek kapsamında almıştır ve 25 lirasını bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Diğer taraftan ki en önemlisi, üreticiler dedik ya arzın yoğun olduğu dönemlerde ürünü elden çıkarmaya çalışmakta. İşte o tarihlerde de elinden çıkardığında paraya ihtiyacı var, finansman ihtiyacını karşılamak için elden çıkardığında üretici mağduriyetleri oluşmaktaydı ve sızlanmalara neden olmaktaydı. Yani ben diyordum 2 ay sonra, 3 ay sonra ürünümü satsaydım belki daha iyi fiyata satacaktım şeklinde. Bakanlığımız da bu kapsamda kredi desteği veriyor üreticilere. Üreticilerin el üst karşılığında kullandığı kredilerin 9 ay vadeli faizsiz kredi sunmakta üreticilere. Üreticiler bu krediyi kullandıklarında, ürünlerini istediği tarihte sattıklarında bu krediden üreticinin işte masrafları karşılanıyor. Üretici istediği zaman da bu süre zarfında ürününü satabiliyor. Sistem bu şekilde. Diğer taraftan yatırımcılara sağlanan destek var. Yatırımcılara da, yani bu lisanslı depo yatırımı yapmak isteyen işletmelere %50 faiz indirimli 50 milyon liraya kadar 75 milyon lira özür diliyorum. 75 milyon liraya kadar kredi desteği verilmekte ve bunun da faizi %50 indirimli olarak uygulanmaktadır. Bir de yatırım bölgelerine göre bulunan teşvikler kapsamında lisanslı depo yatırımları 5. bölge desteklerinden faydalanmaktadır. Yani ülkemizde bölgelere ayrılmıştır yatırımlar, 1. bölge, 2. bölge şeklinde. Bu bölge teşvikleri, bölgesel yatırım teşvikleri 6 bölgeye ayrılmıştır. Lisanslı depoculukta ise 5. bölge desteklerinden faydalanılmaktadır.
Biz şimdi bunlarla birlikte üreticilerimize dedik ki 2016 yılında Sayın Genel Müdürümüz, o zaman da bizim genel müdürümüzdü. Dedik ki üreticilere lisanslı depoları getirin, bize biz lisanslı depolar üzerinden sizin ürünlerinizi el usulüyle alacağız dedik. Üreticilerin burada avantajını da şöyle açıklıyoruz. Bir üretici bize ürününü termo iş yeri yerine doğrudan lisanslı depo üzerinden el usulüyle sattığı takdirde üreticinin %7 civarında bir avantajı olmakta bu desteklerle birlikte. Çünkü bize sattığında %2 KDV kesintisi yapılacak. Eğer bakır borcu varsa bakır kesintisi yapılacak. Ve üretici aynı zamanda nakliye desteği gibi bir destekten faydalanamayacak. Ancak lisans depoyu getirdiğinde hem nakliye desteği alıyor hem de bu kesintilerden muaf tutuluyor. Dolayısıyla üreticinin %7'ye yakın bir avantajı olmuş oluyor. Şimdi bir üreticinin ya da MODİ'nin lisanslı depoya ürün teslim etme ve ürünü herhangi bir MODİ'ye ya da bir TMO'ya satmasındaki işleyiş nasıl oluyor? Bir de ondan kısaca bahsedeyim. Üretici ürününü lisanslı depoya aracıyla getiriyor. Ürünün analizi yapılıyor, tartısı yapılıyor ve miktar ve kalitesi belirleniyor. O noktada üretici eğer depoda bekletmek istiyorsa, ürününü emanette devam ettirmek istiyorsa ürününü depoya teslim ediyor. Ancak üretici bu noktadan sonra derse ki işte TMO'ya satmak istiyorum, o zaman lisanslı depolarla biz protokol imzalamışsak eğer, lisanslı depo üreticiye TMO'nun alım fiyatı şu diye söylüyor. TMO'nun alım fiyatını öğrenen üretici daha sonra TMO'ya satmak istiyorsa eğer, TMO tarafından üreticinin cep telefonuna bir SMS kodu geliyor. Üretici o SMS kodunu lisanslı depo yetkilisine söylüyor ve artık ürün TMO ekranına düşmüş oluyor. TMO tarafından da yapılan kontroller neticesinde TÜRİP'e gönderiliyor. TÜRİP de kendi kontrollerini yaptıktan sonra artık takasa gönderiyor. İşleyiş bu şekilde. Ancak üretici lisanslı depoya getirdiğinde herhangi bir uğraşısı, herhangi bir başka bir yere başvurusu söz konusu olmamaktadır. Bizler kurum olarak 2016 yılından itibaren başlattığımız tüm lisanslı depolardan alım uygulaması ve tüm Türkiye'de başlattığımız kira garantili depo yapım hamlesiyle birlikte lisanslı depo kapasiteleri her sene hızla artmaya başladı. Bizim alımlarımız da bu yönde artık buna paralel artmaya başladı. Ki nitekim 2016 yılında biz lisanslı depolardan alımlarımızın, rubat anlamında söylüyorum, %5'ini biz el üst yoluyla yaparken bu oran 2021 yılında yani geçtiğimiz yıl %85'e ulaştı. Lisans depo kapasitesi de tabii buna paralel olarak büyük bir artış sağladı. 2016 yılında 805 bin ton olan kapasite bugün 8.3 milyon ton kapasiteye ulaşmıştır. Diğer taraftan ülkemizde lisanslı depo kuruluşu, yani lisanslı depo yapmak isteyen firmalar öncelikle Ticaret Bakanlığı'ndan kuruluş izni almak zorunda. Kuruluş izni alan firma sayısı bugün itibariyle 258 firma sayısına ulaştı ve kuruluş izni alınan kapasite ise 15 milyon ton civarındadır. Yetkili sınıflandırıcı şirket sayısı, bunların hepsi birbirinden bağımsızdır çünkü, 25 tane yetkili sınıflandırıcı sayısı bulunmakta. Faaliyette olan şu anki ülkemizdeki lisanslı depo kapasitesine baktığımızda ise 159 firma lisanslı depoculuk faaliyeti yürütmekte ve 226 noktada faaliyetlerini göstermektedir. Yani ülkemizin 226 noktasında bugün lisanslı depoculuk faaliyeti bulunmakta. Bunun da işte az önce söylediğim gibi 8.3 milyon ton kapasiteye ulaştı. Ülkemizdeki lisanslı depoculuk faaliyeti gösterilen ürünler ise 6 üründe faaliyet gösteriliyor. Bu tabii tebliğlerle yönetilen bir süreç. Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar ürünleri dediğimiz ürünler zaten şu an lisans depoculukta %90
9'un neredeyse %95'ini bu ürünlere ait lisanslı depolar oluşturmakta. Pamukta lisanslı depoculuk, 3 tane noktada lisanslı depoculuk faaliyeti var. Zeytinde yalnızca işte Bursa'da Marmara Birlik ve Balıkesir Gemlik'te faaliyet gösteren yine Marmara Birlik tesisleri bulunmakta. Kayısı'da ve Antep fıstığında, yani 6 üründe şu an ülkemizde lisanslı depoculuk faaliyeti bulunmakta. Bölgelere göre dağılıma baktığımızda ise Hububat'ta hububat öncü olduğu için, lisanslı depoculuk faaliyeti çok yaygın olduğu için hububat üretim merkezi olan İçanadolu bölgesi ülkemizde lisanslı depoculuğun en yoğun olduğu bölgeler arasında. Yani şu ana kadar %51'i lisanslı depoculuğun İçanadolu bölgesinde. Güneydoğu Anadolu bölgesinde %24, Marmara bölgesinde %14 ki Marmara bölgesi son yıllarda çok hızlı lisans depoculuk faaliyeti, yani gelişimi göstermiş olan bölgelerden birisi. Balıkesir de bu noktada Bursa'ya yakın olduğu için en yoğun lisanslı depoculuğu son zamanlarda arttığı bölgelerden ve taleplerin de arttığı bölgelerden biri. Bursa'da ise işte yalnızca Karacabey'de bir hububat anlamında faaliyet gösteren lisanslı depo bulunmakta. Biz çok lisanslı depoculuğun ülkemiz ekonomisine ve tarım sektörüne çok büyük katkıları olduğunu ve bundan sonraki süreçte de olacağını inanıyoruz kurumsal anlamda. Ve bunu sadece hububat ürününde değil, diğer ürünlerde de yaygınlaştırılabileceğini, ancak işte bunun için bölgedeki borsaların, sektörün buna öncülük etmesi gerektiğine inanıyoruz. Hububat'ta da yine TMO öncülüğünde olmuş olsa da en büyük katkılardan biri de borsaların katkısı bu noktada. İnşallah bundan sonraki süreçte de Bursa ilinde diğer ürünlerde de lisanslı depoculuk faaliyetlerine başlanması gerektiğini düşünüyor ve hayırlısı olması dileğiyle teşekkür ediyorum. Efendim. Sağ olun. Buyurun. Merhaba. Nefret Zerdatı Başkanı Şenol Aydın. Evet. Çiftçi. Şimdi muhtemelen ÇKS aranacak. ÇKS ile dökülüyor. Muhtemelen lisanslı depoya. Lisanslı depolara ürün teslim etmek için ÇKS şartı yok. Yalnızca TMO'ya satabilmek için çiftçi olmanız yeterli. Bu da güzelmiş. Şimdi faizsiz kredi dediniz. Evet. Teşekkür ederim. Faiz kredi 9 ay 0 faizli ama yüzde kaçına kullandırıyorsunuz? Yani depoladığımız 100 ton depoladık diyelim ki. Başkanım biz kullandırıyoruz. Ziraat Bankası. O zaman yani bilmiyorum, ben ortaya soruyorum o zaman. Yani 100 ton şeyi yaptığında bunun hesaplaması nasıl oluyor? Adamın o büyük bir şartlardan mı? Ya da %70'ini mi? Mevcut tutarının üzerindeki, mevcut tutarının üzerinde yazılı olan bedelin %75'ine kadar kullanılıyor. Peki yani o gün bir değerlerden kullanıp sonra değeri arttığı zaman bir zarara uğramıyor değil mi çiftçimiz? Yani sonuçta o sattığı fiyattan sonra kesilecek o. Tabii Eylül düzenleniyor yani. Eylül düzenlendiğinde Eylül'ün tutarı belirleniyor. O tutarın %75'ini alıyorsun. %75'ini evet. Alıyor. Sıfır faizli. O teminat yani sizin sonra satacağınızda ilgisi yok. Teminatlı değerlemek. Ha, teminata karşı. Tabii sizin ödüsler sizin satmaya karar verdiğinizde krediyi bitirdiğinizde ha, teminat olarak olur. Satarsanız o teminat olarak evet, evet, teşekkür ederim. Bir de şeyi soracağım. Ben yanlış yanlış anladım ben geçen sene. 25 TL tabii bugünkü şartlarda düzenleneceğini düşünüyorum. Yani 25 TL ton başına evet. Değişeceğini düşünüyorum. Sanki orada bana geçen yıllar araştırdığında bir kamyon için falan dediler. Şimdi şöyle. Yani tamamı için vermeyiz gibi bir şey olmuş. Yok şöyle. Daha önceki yıllarda bu tamamı için uygulanıyordu. Ancak geçen sene değişen kararla birlikte 30 tonla sınırda kalındı. Yani 750 liranın üzerindekini ödemiyor. O öyle bir durum. Yanlış yani. Bunları da söylemek evet, gerekiyor. Evet. Yani benim sorularım bu kadar. Teşekkür ederim. Ben başlayayım. Evet. Ben sunumunuzu açacağım. Tamam. Yani oradan. Çok sunuma da bağlı kalmayın isterseniz vakti iyi kullanmak için. Zaten Hazırat gayet konu hakimmiş gibi duruyor. Buradan öyle hissediyorum ben. Zaten Mehmet Bey çok sağ olsun. Ya öyle ya hiç ilgilenmiyorlar ya hep bilmiyor. Tamam. Şöyle öncelikle Sayın Başkanım ve Genel Sekreterime çok teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde organize olduk. Sağ olsunlar TMO Ziraat Bankası
Ve bu sene değerli katkılarıyla İsmail Kemaloğlu bizlerle birlikte pandeminin etkisinin azalmasıyla bu yerinde toplantılar yapıyoruz. Hatta bugünkü toplantımız bizim pazartesi genel kurulumuz olduğu için pazartesinden çarşambaya aldık. Ve bizim her ayın üçüncü çarşambası aslında online TÜRİP'teki arkadaşlarımız şu an saat 2'den itibaren çevrim içi bir etkinlik de yapıyor, eğitim veriyor. Nedenle ben eğitim kıvamında bir şey yapmayacağım. Eğer TÜRİP'te ELÜS işlemi yapmamış, TÜRİP'te ELÜS işlemi işlem platformunda nasıl yapılıyor vesaire bunlara bakmak isterseniz 20'şer dakikalık bir teorik bir de platform uygulamalı eğitimlerimiz ve onların videoları var. İsteyen soru cevap kısmına da katılmak için bu her ayın 3. çarşambası olan eğitime katılabilir. Ya da günün herhangi bir saatinde istediği zaman o 20'şer dakikalık videoları seyrederek ELÜS platformumuzda TÜRİP'te alım satım yapabilir. Biz yeni kurulmuş bir borsayız ama aldığımız miras daha uzun. 2014-2015'ten bu yana ELÜS diye bir yapı platformda alım satım yapılıyor. Ve biz onu ulusal bir merkeze topladık. Bir elektronik işlem platformu üzerinden dört bir yandan işlemler yapılıyor. Elektronik ün senedi ve lisans depoculuk aslında işte 2006'da gıda kriziyle birlikte Türkiye'nin gündemine gelmiş ve işte dönemin üst kurullardaki düzenleyici otoritelerindeki yöneticilerle birlikte bu süreç geliştirilmiş. Biz güzel bir mirasa konduk. Aslında önemli bir dijitalleşmesi, tarımın dijitalleşmesi anlamında ikisi de önemli bir devrim. Ama hani Türkiye için geç bir devrim. Gidip baktığınızda Amerika'ya falan 1910'larda bir dünya savaşından sonra posterler var. Amca Sem'e yardımcı olun, ürünlerini lisanslı depoya getirin diye 1910'larda afişlerde tanıtılıyormuş. Biz şimdi 2020'lerde bunu sizlerin yanında yapıyoruz. Türkiye'ye yardımcı olun gıda arz güvenliği için. Sağlıklı şekilde ürünleriniz satılsın. Politika koyucular kimin nerede ne kadar ürettiğini, hangi kalitede ürettiğini görsün. Ona göre işte teşvikleri ayarlasın, nakliye desteğini ayarlasın, gerekiyorsa çiftçiye kredi versin, sürdürülebilir tarım için diye. Bu çerçevede biz hep hani planlı üretim yapılsın dendiği noktada o planı yapabilmek için elinizde bir veri seti olması gerekiyor. İşte üretimin tarım emtiasının da kayda girmesi açısından lisanslı depoculuk, elektronik ürün senedi ve Türkiye Ürün İstas Borsası üzerinden alım satımlar şeffaf bir şekilde yapılıyor ve tüm bu bilgiler hem gerekli olduğunda düzenleyici kuruluşlara, bakanlıklara, işte gerektiğinde TMO'ya ya da piyasaya sunuluyor. İnternet sitemiz, bültenlerimiz, aylık raporlarımız, günlük raporlarımız, seansta olunan işlemlerle ilgili bütün bilgileri içeriyor. Hasat dönemine geldik. Güzel bir ayda bu toplantıyı yapıyoruz. Ama böyle bilgi eksikliğinden eminim buradakiler de olmayabilir. Ama baktığımızda yüzlerce yatırımcı da birdenbire elektronik ürün senedi alıp şu günlerde örneğin buğdayda ürüne dönmüş hesaplarla karşılaştılar. Ne demek istiyorum? Şimdi biraz önce Mevlüt Bey de söyledi. Bir işlem kodu üzerinden sizler ürünlerinizi alıp satıyorsunuz. Eğer konuya hakim değilseniz, tarım sektöründe çalışmıyorsanız, bu aldığınız buğdayı kullanmak için almadıysanız farkındalığınız düşük olabilir. Bu finansal bir araçmış gibi geliyor olabilir size. Ama aslında bu ürün 2 yıl depoda saklanıyor. 2020 ürünleri şu an 15 Mayıs itibariyle artık ELÜS değil. Onlar buğday oldular. Lisans depolarda, lisans deponun havuz hesabında bekliyorlar. Ve onların çıkartılması gerekiyor. Siloların boşaltılması gerekiyor ki yeni hasat dönemine bu ürünler yenileriyle değiştirilsin. O nedenle aslında ürünü tanımak hani çok basit bir ürün değil. Özellikle buğday özelinde söylüyorum. Hasat tarihlerini bilmek, ona göre işlem yapmak önemli. O nedenle o eğitimlere katılılması işlem yapmadan önce önemli. Tarım emtiası her ne kadar ELÜS'le dijitalleşse de kendine has özellikleri olan bir emtia.
birçok ağzının buradakine ben bildiği şeyi tekrar söylemiş oluyorum ama bunlara dikkat etmek gerekiyor. Biz ürün çeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz. İşte beyaz peynirden zeytinyağına, şekerden çaya, başka ürünlerle ilgili de çalışmalar yürütüyoruz. Kuru üzüm ve zeytinyağının bu hasatta belki işlem görme ihtimali var. Şekerle ilgili lisans depoculuk konusunda bakanlığımızda çalışmalar yürütüyoruz. Orada başka bir paydaşlarımızla birlikte. Dediğim gibi ürün yelpazesini genişletmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar açıldığımızdan bu yana 17 ürünün 17'sinde işleme konu edildi. Ama hububat borsasıyız. Arpa, buğday, mısır. İki, geçen yıldan beri de ayçiçeği rol çalmaya başladı. Ayçiçeği de önemli bir ürünümüz oldu. O nedenle biz bunu çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi Mehmet Bey de bir takım rakamlardan, istatistiklerden bahsetti. Güzel olan Türkiye'nin dört bir yanında tarımın yapıldığı her yerde artık çiftçinin ayağına lisanslı depo gidiyor. TMO'nun burada büyük desteği oldu tabii. Kendileri yeni lisanslı depo izinlerinin verilmesinde görüş alınan kendilerinin de ihtiyaç oldu. Çünkü çiftçiden kimsenin almadığı zaman alan taraf olan ve çiftçiyi korumacı fiyatlar açıklamaları çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanında lisans depoculuk var. Bazı bölgelerde tabii ki az. Yani hani Fındık'ta bütün Karadeniz bölgesinde üretim yapılırken sadece Giresun'da lisanslı depoculuk var. Bu yeterli mi? Yeterli değil. Yeterli olmadığı için de zaten hep tartışılıyor ya. Fındık'ta en büyük üreticiyiz ama fiyatı belirleyemiyoruz. Şeffaf, derin, likit, stoğun görüldüğü işlemler bir borsadan, platformdan açıklanmazsa o fiyatı oluşturamıyorsunuz. Benim mesela bir İzmir toplantısında çok hoşuma gitmişti. Dünya kuru üzümde İzmir borsasının fiyatına bakıyormuş. Ne kadar güzel. İnşallah biz de Fındık'ta da benzerini yaparız. O şehir efsanesi Hamburg'a bakmıyorlar. Orada 3-5 tane şey olabilir ama gelinen noktada dediğim gibi özellikle ihracat özelliği olan, ihraç edilen ürünlerde tabii Türkiye'de hacmin olabilmesi için burada uzun süre saklanabiliyor olması, elde tutuluyor olması, talebin hemen yani satma yönünde olmaması gerekiyor ki günlere sarih yıl içinde işlem olsun ve fiyat olsun. Bizde ne oluyor? Genellikle ağırlıkla TMO alıyor hasat zamanı, sonra da işte hasattan önce satıyor. Belli dönemlerde işlem oluyor. Diğer yerlerde işte tüccarlar, ticaret borsaları üzerinden işlem yapıyor. Ama lisans depoluculuğun gelişmesiyle mesela işte sadece zeytinde niye bir iki lokasyonda var ya da pamukta niye sadece üç lokasyonda var. Bunlar bu kadar az olunca ve %95 diyelim ki 99 kapasite arpa, buğday, mısır, hububat özelinde olunca doğal olarak hububatta bir fiyat gösterge olma kabiliyetiniz artıyor. Ama diğer ürünlerin için bunların gelişmesi, artması lazım. 222 farklı lokasyon, işte 8.3 milyon ton ama kuruluş izni verilen 15 milyon ton dendi. Şu an belli teşvikler var. Ziraat Bankası üzerinden biraz sonra anlatılacaktır. Hızlı bir artış oldu. Biz kurulduğumuzda 4 milyon tondu. %100'ün üstünde bir artış oldu. 8.3 milyon ton. Ama aynı hızda ilerler mi? Çünkü yatırım maliyetleri de arttı. Metal silolardan oluşuyor. Metalin maliyeti de arttı aynı inşaat gibi. O nedenle önümüzdeki dönemde bu %100'ler olmaz belki ama bu 15 milyon tonun hepsi faal olur mu, o da soru işareti ama her geçen gün artıyor. Güzel olan %25'inden fazlası hububat sektörünün rekoltesinin bu lisans depolarda saklanabilme kapasitesine erişmiş. Önemli bir gösterge. Zaten bir aslında hani Fındık'ta üretiyoruz ama biz gösterge olamıyoruz deniyor ya, önemli olan o değil aslında. Güçlü bir aracı sisteminiz varsa, güçlü bir uluslararası reputasyonunuz varsa, mesela altının fiyatı Londra'da belirleniyor. Altın üretmiyor İngiltere. Yani bir şeyi üretmek, onun fiyatını belirlemek değil. Aynı şey Fındık'ta da biz yapamıyoruz hikayesi. O nedenle orada önemli olan bu kapasiteyi geliştirmek, standardı oluşturmak ve gösterge olmak. Biz her ne kadar %25'ini temsil etsek de şeffaf bir şekilde fiyatları açıklayıp tüm herkese ücretsiz bir şekilde yayınlıyoruz. Bu anlamda da önemli bir avantaj sağladığımızı düşünüyorum ulusal bir borsa olarak. Zamanla daha da gelişecek tabii ki özellikle normal seansta derinlik ve likit de arttıkça.
Lisanslı depolara ilişkin web sitemizde, hasat dönemlerine ilişkin web sitemizde depo kira ücretleri, borsa ücretleriyle ilişkin bilgiler var. Toplantılarda çok soru geliyor. İşte ÇKS'li olanlara kira teşviği var. Daha önce Haziran 2021'de bir değişikliğe gidildi. Daha önce hem çiftçiye iki kat teşvik vardı, size bir teşvik varken diğer yatırımcılara. Şimdi sadece çiftçiye yönelik veriliyor. Mesela biraz önce beyefendi dedi ki işte nakliye çok düşük. Burada amaç küçük üreticiyi, nispeten ölçeğe küçük olan çiftçiyi desteklemek. O nedenle de bu tonajlarda, yani bir kamyon üretimi olan diyelim ki çiftçiye bu nakliye desteklerini veriyorlar. Daha ölçeği büyük olanlara, yani bakış açısı o yönde diyelim. Genel tabii ki ekonomik konjonktür de etkiliyor. Kaynağınız, ekonomik dengeleriniz yerinde olsa belki daha geniş ölçekte olabilecekti ama şu önemli, bu teşvikler yerini bulup bulmadığı tartışılıyor. Zamanla mesela şöyle bir kritik gelmişti bizim Ankara'dan duyduğumuz. İşte nakliye ücretleri o kadar yüksekti ki kamyoncular da bu sefer fiyatı ona göre artırıyorlardı. Bu suistimaller işte bu desteklerin azalmasına sebep oluyor. Mehmet Başkanımızla konuşmuştuk. Biz yapıyoruz bunu demişti biraz önceki sohbetimizde. Evet, biz yapıyoruz aslında bazı şeylerin. Bazı kötüler iyileri kovuyor. O nedenle nakliye ücreti mesela düşürüldü. Daha yüksekti aslında. Küçük çiftçiyi korumak adına yapılıyor diyelim. Çiftçimize yönelik dediğim gibi bunların hepsi kira ücreti, nakliye ücreti, analiz ücreti, bunların hepsi çiftçiye yönelik veriliyor artık. Diğerlerine işte sıfır kredi var, biraz sonra Ziraat Bankası anlatacak. Borsamızın da işlem yapmamış olanlar varsa dediğim gibi online eğitim videolarımız var. Lütfen web sitemizden bakın. Oradan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sorularınız olursa iletişim formu üzerinden bize iletebilirsiniz. O nedenle burada bu hazırlığı sıkmayacağım. Ama işlem platformuna kayıt olmak istediğinizde acentelerimiz var. 113 tane ticaret borsamız var. Bunlar arasında bursamızda, ticaret borsamızda acentelerimiz arasında acentelik hizmeti veriyor. Kayıtlarınızı tutuyor. Ve sizin cep telefonunuz ve hesap numaranız önemli. Bir de TCKN, VKN'niz, şirketseniz. Bunlar doğruysa platforma giriyorsunuz, işlemlerinizi yapıyorsunuz. Platform bir hisse senedi almaktan, kripto ile ilgileniyorsanız bu pandemide herkes kriptocu oldu. Alım satım yaptığınız her platformdan farklı değil. Fiyat ve miktarı giriyorsunuz alış yönünde ya da satış yönünde. Uygun bir şey fiyat bulursanız eşleşiyor. O nedenle orada bir uzaya roket göndermiyoruz yani. Yeter ki fiyatları doğru girin. O kadar hızlı arttı ki geçen yıldan bu yana. Yanlışlıkla çok fiyat giren, 4 lira gireceğin, yani 5 lira gireceğine 4 lira giren işte ya da tam tersi yapan alış yönünde ya da satış yönünde çok işlem miktarlarını kaldık. Yani taleplerine kaldık. Genelde müşteri talebiyle işlem iptal etmiyoruz. Bu önemli belki sizin için de dikkatinize sunmak isterim. Eğer ama bir işlem o günkü fiyatın %10 aşağısında ya da yukarısındaysa bu talebi haklı bulabiliyor genel müdürlük. Başvurularınızı bu çerçevede değerlendiriyorum. Yani bir işlemin iptal edilebilmesi için siz başvurursanız herhangi bir sebeple re'sen iptal etmiyoruz ama taraflardan herhangi biri borsamıza başvurursa ve o günkü oluşan fiyattan %10 aşağıda ya da %10 yukarıdaysa o zaman iptal ediyoruz. Bunu söyleyebilirim. O nedenle başvuru yapmak istediğinizde atlamayalım diyelim. Bazen başvurmaya da biliyorlar. Garip bir fiyattan işlem geçtiğini görüyoruz. Ama yatırımcı başvurmadığı için herhangi bir aksiyon almıyoruz. Taraflardan birinin başvurması gerekiyor. Saat 10 ile 13 arasında tam iş günlerinde, yarım iş günlerinde 10-11 arası takas bankın EFT saatine göre ayarladığı şeyler. Günlük emirler giriliyor. Yani bugün seansa bir emir girdiniz, işlem gerçekleşmediyse seans sonunda biz otomatik onları iptal ediyoruz. Yani aynı emri ertesi gün girmeniz gerekiyor. Sistem altyapısımızda değişikliğe gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren işte farklı emir, sadece fiyat ve miktar giren emirler girilebiliyor sistemimize. Ama önümüzdeki yılda mesela parçalı eşleşmeden dolayı şikayetçi olan yatırımcılarımız var. Çünkü daha fazla masraf ödüyorlar. Her işlem bacağına takas bank ayrı ücret alabiliyor. Bu gibi sebeplerle hani ya da birkaç
farklı lokasyondan alınabiliyor vesaire. Şimdi parçalı eşleşmeyen emir tipleri gibi farklı ihtiyaca göre emir tiplerinde sisteme alacağız devreye önümüzdeki yıllarda, ama bu sistemimize çok fazla yatırım yapmak istemiyoruz değiştireceğimiz için. O nedenle teknolojik dönüşümümüzü gerçekleştirdikten sonra bir de ürün piyasası aracı kurumları kurulması düşünülüyor. Şu an hem aracılık fonksiyonunu hem borsa fonksiyonunu biz üstleniyoruz. Aracılık fonksiyonunu yatırımcının tanıma kapsamında acentelerimiz üzerinden ticaret borsalarımızı yapıyoruz. Bütün bilgi belgeleri onlar alıyor. İmza sürtülerini vesaire onlar alıyor. Ve bize de paylaşıyorlar. Ondan sonraki işte işlem platformu işletme kısmı da bizde. Ama bu rolleri yerine vermeyi planlıyoruz. Ürün piyasası aracı kurumları kuracak. Ve bu aracı kurumlarının %51'den fazlası, yani 50'den fazla, yani çoğunluk hissesinin bir ticaret borsasında olması isteniyor. Onu gene sektör burada olacak diyelim. Özel bir dönemden geçiyoruz. Aslında borsamız pandemiyle doğdu diyeyim. Doğduktan yani 26 Temmuz 2019'da faaliyete geçtikten bir 6 ay sonra Covid pandemisi başladı. Bütün tanıtım faaliyetlerini iptal etmek zorunda kaldık. Bursa'ya gelebilmiştik pandemi olmadan. Birkaç ilçede tanıtım toplantısı yaptık. En son Eskişehir'de yaptık ve Ocak ayında ve ondan sonra artık yasaklandı bunlar. Bir pandemi vardı. Arkasından 2021 iklim krizi, inanılmaz bir kuraklık yaşadı Türkiye'de. Arpa'da vesairede çok büyük sorunlar yaşandı. Üzerine yani pandemi, kapanma, işlem yapma zorlukları, iletişim zorlukları, hastalıklarla uğraşırken kuraklıkla üretim de darboğaza girdi. Üzerine bir de Rusya-Ukrayna savaşı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ve fiyatları, dünya fiyatları da yükseldi Türkiye'deki fiyatlar gibi. Her gün takip ediyoruz işte Hindistan'dan Avrupa'da Euronext'ine, Amerika'daki fiyatlara paralel seyrediyor. Yani ben dolar kuruyla bizim buğdayın, arpanın kurunu grafiğini, fiyat grafiğini çizdiğimde hangisinin dolar kurulu, hangisinin şey ol ya da FAO'nun fiyat endeksini çizdirdiğimde, Uluslararası Gıda Örgütü'nün fiyat endeksini, dünya fiyat trendlerini çizdirdiğimde bizim fiyatlarımızla arada bir fark yok. Hep bunu anlatıyoruz Ankara'da. Çünkü zannediliyor ki borsa fiyatı yükseltiyor. Borsa fiyatı yükseltmiyor. Sizler yükseltiyorsunuz. Arz ve talep yükseltiyor. Biraz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Gıdanın da diğerlerinden bir farkı yok aslında. Hani o da bir emtia. O da arz ve talebe göre fiyatlar belirleniyor. Gösterge niteliği açısından arpa, buğday, mısır ve ayçiçeğinde öndeyiz. İşlem hacmimizin büyük bir çoğunluğunu bunlar oluşturuyor. İnşallah bunu, bu pastayı daha böyle parça parça, yukarıdaki ayçiçeği diğer ve arpa var ya, onun gibi sadece mısır ve buğday borsası olmak istemiyoruz tabii ki. Parçalamak istiyoruz. 17 ürün var dedim. Görüyorsunuz diğer 13 tanesi de %4 işlem oluyor. Onu artırmak istiyoruz. Çeşitlendirmek istiyoruz. İnşallah diğer ürünlerde de gösterge niteliğimizi artırmak istiyoruz. 14 Temmuz'dan 2020'den itibaren ürün endeksleri hesaplamaya ve yayınlamaya başladık. En çok işlem gören, kendimize güvendiğimiz üç üründe, arpa, buğday, mısırda bu ürün endekslerini yayınlıyoruz. 1 Nisan 2021'den itibaren başladık demiştim. Başlangıç değeri 1000'di. Bazen web sitemizde bunların fiyat olduğunu zannedenler var. Hayır, fiyat değil, fiyat değişim sınırı. Dediğim gibi pandemi, gıda enflasyonu, iklim krizi, Rusya savaşı, Ukrayna'yla gibi sebeplerle ciddi bir artış oldu ürünlerimizde. Bunu da işte fiyat endekslerimizden görüyorsunuz. Bunu biz sadece bir veriyi açıklıyoruz, kendimizi savunayım. Bunları biz yaratmıyoruz. Bunlar arz ve talebe göre oluşuyor. Bir yıl öncekine göre baktığınızda hepsinde %170'in üzerinde bir artış var. Yani 1 Nisan 2021'de 1000 olan bu endeks, 1000 ile başlatılan endeks arpada 3371 olmuş. Buğdayda 2800'lerin üzerinde. Mısır 3200'ler seviyesinde. Bu endeksin geldiği değer yüzde artışlarda yanında. Temel bilgi kaynaklarımız bunlar. Gösterge niteliği olarak dediğim gibi arpa, buğday, mısırda endekslerimiz var. Önümüzdeki dönemde başka çalışmalarda yürütmeyi düşünüyoruz. Bakanlıkla, Ticaret Bakanlığı'yla fire tarifesi üzerinde çalışıyoruz.
Teknik altyapıyı Takasbank BKK ile birlikte oluşturacağız. Lisanslı depoculukta özellikle lisans depoların kira gelirlerindeki biraz tarifelerdeki artışlardan dolayı fire tarifesinin ise fiyata göre %5 fazlasıyla verilmesi sebebiyle Ankara'da yapılan girişimler lisans depoculuk sektöründe ses buldu diyelim. Mevzuatı değiştirilmek üzere lisans depolar yönetmeliği, depoculuk yönetmeliği değiştiriyor. Fire tarifesi gelecek. Onun dışında önümüzdeki hasat döneminin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. TMO'nun bu hafta fiyat açıklamasını bekliyoruz. heyecanlı bir dönem. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda mı çıkacaklar bilemiyorum. dediğim gibi biz buraya aslında sizi duymaya da dinlemeye de geldik. Ben soru cevap kısmında daha fazla dinlemek isterim. Hani yoksa bizim bilgi kaynaklarımızın hepsi web sitemizde www.turip.com.tr web sitemizde var. İletişim formu üzerinden her türlü sorunuza cevap veriyoruz. Bir aynı gün içinde vermeye, en geç bir iki gün içinde cevap vermeye çalışıyoruz. O nedenle orada müşteri memnuniyeti ve yatırımcılığa ilişkiler bizim için önemli. Her türlü sorunuza cevap vermeye hazırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı bir hasat olmasın diyorum. Artık savaş bitsin, iklim krizi sona ersin. Bol, bereketli bir hasat olur inşallah. Evet, ben de sözlerime başlarken değerli misafirler, bankam ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Normalde bu toplantıya bizim genel müdürlüğümüzden tarım politikaları bölüm başkanımız katılacaktı ama dün akşam son dakikada bakanlıkta bir toplantısı olunca katılamadı, yerine ben geldim. Şimdi Mevlüt Bey ve Necla Hanım çok detaylı anlattıkları için sağ olsunlar, bize çok anlatacak bir şey kalmadı. Hatta kısmen bizim konuya da girildi, başkanımız da sordu soruyu. Hani bizim taraf bu işin tabii finans tarafı. Finans tarafıyla ilgili bir iki konu var. Onları kısaca söyleyeyim sizleri daha fazla sıkmadan. Şimdi tarım sektörü, tarım ürünü var burada. Detaylı az önce anlatıldı. Tarım sektöründe şu ana kadar kullandırılan kredilerde 188 milyarlık bir kullandırım olmuş Türkiye'de 31 Mart itibariyle. Bunun %70'i Ziraat Bankası tarafından kullandırılmış durumda. Ziraat Bankası'nın tarımsal ürünlerle, tarımsal kredilerle ilgili bir avantajı var. O da şu, sübvansiyonlu kredi kullandırabiliyoruz. Büyük bir kısmınız biliyor zaten. Sübvansiyonlu kredi demek, hazinenin desteklediği, faiz desteği yaptığı krediler demek. Bu kredilerin oranları, üst sınırları, kime ne kadar kullandırılacağı devlet tarafından Bakanlar Kurulu kararnamesiyle belirleniyor. Biz sadece kendi iç teminat veya işleyişle alakalı mevzuatsal kısmında müdahil oluyoruz. Bu 131 milyarın içerisinde hani Bursa'da da 3.1 milyarlık bir kullandırım söz konusu olmuş. Yani %70'ine biz kullandırmışız. Burada şunu da ifade etmek istiyorum. Geriye kalan %30'luk kısımla ilgili olarak bankamızın tarım transfer kredisi de var. Arzu eden çiftçilerimiz, üreticilerimiz buradan diğer bankalardaki kredilerini de yine sübvansiyonlu kredilerdeki faiz oranlarından yararlanarak transfer yapabilirler. Türkiye'de 750 bin kişiye kredi kullandırmışız. Hani bu sene bunun 1 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Soğuk hava deposundan bahsedilmedi, ondan da bahsetmek istiyorum. Aslında soğuk hava deposuyla lisanslı depoculukta da benzer şartlar söz konusu. Nasıl kredi kullandırıyoruz? Hani sizin aklınızdaki soru, işte bankacısınız, ne kadar kredi vereceksiniz, işte faiz oranı ne olacak, ne zaman geri isteyeceksiniz? Muhtemelen bunları merak ediyorsunuz. Lisanslı depoculuk ve soğuk hava deposunda yatırımın %75'ine kadar biz kredi veriyoruz. %75'ine kadar. Dolayısıyla %25 öz kaynak istiyoruz. Vade olarak 2+5 yıl var. 2 yıl ödemesiz dönem var. Toplamda 7 yıl vademiz var. Ama özel durumlarda bu 7 yıl, 8 yıl, 9 yıl, 10 yıla kadar çıkıyor ama standart hani uygulanan genelde 7 yıl oluyor. Faiz oranı lisanslı depoculukta, bu bölgede olduğu için yine soğuk hava deposunu da ekliyorum. Tarımsal kredilerde şu anda 14,5 uyguluyoruz biz. Sübvansiyon oranı yarısı, %50'si. Yani dolayısıyla 7,25'e geliyor faiz oranı lisanslı depoculukta.
hazine burada sübvansiyonlu kredilerin hani geriye dönük olarak az önce söylemiştim 188 milyar kredi kullandırılmıştı. 131 Ziraat Bankası kullandırmıştı. Aslında üreticinin tahakkuk eden faizinin yaklaşık %80'ini devlet karşılıyor. Bu çok ciddi bir katkı. Sübvansiyon oranları da ürünlere göre değişiyor. Bazı ürünlerde %100 var. Mesela örtü altı tarımlarında olduğu gibi. Bazılarında %50 ki genelde %50'ye denk geliyor. Bazılarında da %75 var. Bu lisanslı depoculukta %75 bir %50 faiz indirim var. Diğer tarafı tabii müteşebbisler lisanslı depoculuk faaliyeti yapacaklar, kuracaklar, işletecekler. Bir de biliyorsunuz az önce de bahsedildi. El üst kısmı var. Yani üretici nasıl faydalanacak? Üretici de başkanımın sorduğu soruya da cevap verirken söylemiştik. El üst tutarında yazan tutarın %75'ini kadar kredi olarak kullanabiliyorlar. Sıfır faizli kullanılıyor. 9 ay maksimum vade olabiliyor. Kullandırım şartları bu şekilde. Sadece biz her ikisinde de kullandırım aşamasında %1.1 bir komisyon alıyoruz. Yani üreticiye yansıması hani faizin dışında sadece komisyon olmuş oluyor el üst kısmında. Bu konularla ilgili yani daha detaylı tüm şubelerimizin bilgisi var. Bursa'da 43 tane şubemiz var bankamızın. 43 şubesi var. Hepsinin bilgisi var. Arzu eden, ilgi duyan, kullanmak isteyen hem el üst tarafında hem soğuk hava deposu ve lisanslı depoculuk tarafında müşterilerimizi şubelerimize bekleriz diyelim. Soru cevap kısmında soru olursa veya şimdi evet alabiliriz. Buyurun. Bursa'daki. Şimdi %75'i aslında biz banka olarak biz belirlemiyoruz. Az önce söylediğimiz gibi tarım ürünleriyle ilgili kullandırılacak kredilerin kullandırım oranlarını ve kullandırmış sınırlarını devlet kendisi belirliyor. Kararname. Yani kararnameyle belirleniyor. Yani biz onu %100 kullandırma şansımız istemsek de yok maalesef. O yüzden hani %100'e kadar ki geri kalan %25'lik kısım belki sübvansiyonlu değil de sübvansiyonsuz kullandırılabilir. O şekilde yardımcı olabiliriz. Şu anda da burada özellikle bizim hani tarımsal kredi ağırlıklı 7 tane şubemiz, 15 tane de arkadaşımız var. Sizleri de dinliyorlar. Hani çıkışta isterseniz yine detaylı konuşup yardımcı olabiliriz. Yani dediğim gibi ben Ziraat Bankası kanalında Eskişehir'de de bu tercih için bulundum. Hiçbir çiftçinin Eskişehir gibi hububat yatağı olan bir yerde elbisesi kullanmamasının Ziraat Bankası'nın çok büyük kaybı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü elbisenin finansı karşıtı kredi gibi. Bununla alakalı geçen Necla'nın dediğinde emlak değişikliği yapmayı düşünüyorlar. Nasıl? Geçen hafta sizin Çiftçiler Günü'nden bir gün önce İstanbul'da zirveleri vardı. Evet. Ziraat Bankası Cuma genelindeki rakamları paylaştılar. Bizde yani böyle bir algı var. Haklısınız. Bu toplantılar da geliyor ama %29 kullandırılan, tarıma kullandırılan kredilerin %29'u 0 faizli krediymiş Ziraat Bankası'nın. Onu söyleyeyim. Ve tutar olarak da 31 milyar. 29 el üst kredisi. Şu anki stoğun, şu an kullanılan Ziraat Bankası'nın 14 Mayıs 2022 tarihi itibariyle kullandırılan kredilerin stoğunun 31 milyarı 0 faizli el üst kredisiymiş. Yani toplam tarıma kullandırılan kredilerin %29'u 0 faizli. Ha bu Bursa'da, Marmara'da yok ayrı bir konu ama totalde veriyorlar yani istatistik olarak. Temrat değişikliği alakalı ikinci derece temrat olarak alınıyor. Birinci derece temrat alınmasıyla alakalı bir gelişme gerçekleşti mi mesela? BDDK ile çalıştık zaten. Biz birinci derece olmasını istedik. Evet. Ama şimdi
borsayız, yeni kurulduk. İşte derinliği görmek istiyorlar, işlemlerin arz ve talebe göre serbest piyasa da oluşmasını istiyorlar. BDDK bunlara bakıyor, sonra normal piyasaya. Bazı böyle rekabet bozucu serbest piyasa ekonomisinden çıkmak isteyen talepler de var. Efe sadece çiftçiler ve TMO olsun burada. O zaman böyle bir kredi bile olmaz belki de. Ya da işte bu değerlemeler belki TMO'nun fiyatıyla bütün yıl boyunca değerlenir. Aslında hepimizin ümidim serbest piyasa ekonomisini desteklemesi, piyasaların oluşmasını, gelişmesini sağlamak. O zaman derin ve likit bir piyasa olduğunu, herhangi bir temerrüt anında bir banka ne yapacak o buğday arpayı? Bir piyasada satmak ihtiyacı olacak. O nedenle bankalar şimdi bizlere güvenerek, TÜRİB'e güvenerekten bu kredileri kullandırıyorlar. %100'e kadar kullandırıyorlar ama bazı suistimaller oluyormuş. O bankalar da şimdi durum değerlendirmesi yapıyorlar. %75 tabii ki Tarım Kredi ve Ziraat Bankası için bir düzenleme. Diğerleri zaten normal piyasa faizinden kredi kullandırıyor ve teminat olarak alınıyor. Ama bazı sorunlar yaşıyorlar. Güzel şeyler %100 teminat, yani artan bir piyasada %100'ünü kullandırmak risk yok zaten. Hani fiyat %100 görüyorsunuz, %170 artmış. Teminatınız çok değerli. Bu iyi günlerde %100 kullandırılır ama her zaman öyle olacak da diye bir şey yok tabii ki. Yani ben şu anda ama BDDK olumlu bakmadı ilk etapta. Yani piyasanın derinliğinin artmasını istiyor. Ben %100 marjla A, B veya C hangisini söylemiyorum. Tabii bankalar veriyor. Evet. Aktif bir şekilde var. O yüzden bankasının bu kendi kanalında sadece üretimciye belirtmiş olduğunuz rakam, üreticiye vermiş olduğu rakam %71 diğer bankalar, %29 diğer bankası olarak söylediniz. Ama yine de devlet bankası olarak düşük. %29 olarak. Yanlış anlam olmasın. Diğer bankalar veriyor demedim. Diğer bankalar Ziraat Bankası'nın tarıma verdiği kredisinin %29'u 0 faizdi. Diğer yandan Elüs kredileri çok arttı. Değerli bir teminat olarak kabul edildiği için Elüs, biz kurulduğumuzda 300 bin ton civarındayken bu 10 katı, 2 küsur milyon tonlara kadar çıktı. Dediğiniz gibi Elüs kredileri veriliyor ama burası 0 faizden bahsediyor. Başka bir şey yani. Teşekkür ederim. İsmail Bey, sizde mi? Öncelikle ben Bursa Yedişehir Ziraat Odası Başkanı Sağır Aktaş, Koordinasyon Başkan görevde Ziraat Odası adına ben de bugün. TMO bölge müdürümüz öğleden evvel Yedişehir'deydi, görüştü. Asas zamanında iki yaklaştı. Lisanslı depo tabii ki ülkemiz adına önemli bir uygulama. Asla karşı değiliz. Sevindirici bir yaşı. Yalnız şu gerçek sizi ilgilendirmiyor tabii sizleri. Ama ilgilendirenler var. Bunları yaptık. Çin'e dolduracağımız buğdayı yetiştirecek çiftçi lazım. Yaklaşık 8 yıldan beri bu insanları doyuracak ve o depoları dolduracak buğdayı üreten çiftçi sayısı azalmıştır. Eğer ki 2022 yılında devletimizin buğday alım fiyatını inanın 6,5 liranın altında açıkçası bugün size söylüyorum seneye buğday falan yok bu ülkede. Geçen yıl 2.25'ten açıklandı. TMO bir kilo alamaz. Neden? Zarar. Alamaz. Çiftçi zararına 2.25'e verdi kaldı. Verdi kaldı o para. Neden bunları söylüyorum? Böyle bir güzel. Öncelikle sizler de tabii ki hoş geldiniz. Böyle bir güzel bir. Söylediğiniz çok güzel. Bizdeki böyle bir iniz gibi. Ürün desek çok çeşitli. Çok farklı bir üretimi olan, ürün deseni fazla olan bir ilginç olarak sanayisiyle güçlüyüz. Gurur duyuyoruz. Hayvancılık ve tarımıyla da çok gerilerle değil, ilk beşlerdeyiz. Akdeniz bölgesinden sonra en fazla ürün deseni olan ilginç. Her ilçenin kendine özel bir ürün desenine sahibiz.
84 milyon nüfusu 4 ay bütün gıdasını temin eden bir iliz. Gerçektir bu. Bugün tohumlu mısır üretiminin %33'ünü Bursa üretiyor. Bu ne demektir? Burada üretilenin ürünler çeşitli ülkelere tohum olarak gönderiliyor. Ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bunu yaparken buğdaydan da yerimiz ayağımız çekmedik. Devam edelim çiftçilerimiz. Sayın Bakanımız Bursa'ya geldi, ziyaret etti, sağ olsun, beraber katıldık. Bursa Başkanımız da vardı. Ekilmedik, tarım arazi kalmasın dedi. Gerçekten bir yıl ekilmedik, arazi bulamazlar bizim ilimizde. Neden? Yer arıyorlar, bizim ilimizden başka illerde toprak kiralayıp üretim yapıyorlar. Ama biz ekliyoruz, ürettiğimiz ürünün karşılığında da para kazanalım diye uğraşıyoruz. Kazanamadığımız zaman bugün ülkede sıkıntı yaşadığımız üç tane ana madde var. Birisi ekmek, birisi yağ, birisi şeker. Bunlar neler konuşuluyor? Aslında var, az var. Eskiden ihraç ediyoruz. Bunların fiyatlarını açıklarken yağlı kay çekirdeğinin hasatı zamanında değil, ikimiz döneminde fiyat açıklayacaksınız ki vatandaş toprağına hani karar verir. Ben bundan para kazanırım, bunu ekleyeyim için. Şeker pancarının fiyatını ancak ekilmeden açıklayacak. İki ay ve bunu açıklarsam şekersiz kalmayacak. Bugün açıklanan şeker fiyatı sabit değil, Allah göre. Türk şekerinde genel müdürü Bursa bağlantılı sağ olsun. Tavanımız yani tavan açık. Şu an 100 lira. Onun pasosu hayvanlara yem olan 1 lira 25 kuruş arkadaşlar. Bunu üretmen çiftçi 22 kuruştan üretti. Sattı ve para aldı. O yüzden önce çiftçinin kazanacak çiftçimiz o bulduğu sene daha çok ekecek, bu tür defolar daha fazla olacak. Sayın Müdürüm, Ziraat Bankası ile alakalı biz aynı zamanda tarım arazilerini Toprak Koruma Kurulu'nda konuşuyoruz. Bahsetmiş olduğunuz tarım arazilerine yapılan tesislerin kurulumuz tarafından karar veriyor uygunluğu değil. Seradın, hayvancılıkın, soğuk hava günümüzde, bugünlerde artan fiyat şartlarıyla depolar yarım kaldı. Niye? Projesini geçirdik. Bir farklı da olsa %80 de destek alsa artan fiyatlar yok ediyor. Ve bu yatırımcı yatırımı yapalım. Sera kredilerinde sizden kullanılan kredilerden bahsediyorum. Aşırı derecede teminat istediyor. Çiftçimizi bu sıkıntıya sokuyor. Hayvancılık yatırım yapacak. Neden yapacak? Bu her ikisi de, üçü de soğuk hava deposu, hayvancılık, kredileri ve seracılık. Bugün büyükşehirdeyiz, kırsaldan geldiniz. Kırsaldakini, üretimin o alanda yapabilip, ikametini orada sürdürebilmesi için, buraya göçü engellememiz için o kırsal onun kalacağı şekilde kolaylıklar sağlamaz. Yani orada kalmazsa işte bu Bursa'da gördüğünüz gibi nüfusla atlar. Oradaki en kabadayı çiftçinin çocuğu buraya gelir askerler üzerinde bir fabrikada çalışma kararı alır ve çalışır. O yüzden mümkünse kredi ve bu kırsaldakını tabii ki teminat isteyeceksin. Ama aşırı şekilde değil. Bu bir yardımcı olun çiftçilerimize. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Belki şunu söylemek lazım, üretimle ilgili belki bana düşmez ama sonuçta öngörülebilirlik için aslında bizim gibi borsaların, piyasaların vadeli işlem sözleşmeleri açması vesaire var. Bunun için de çalışıyoruz ama bunun önce spotun derinliğinin ulusal borsada oluşması gerekiyor. Ve bir de çiftçinin işte deniyor ya teknolojiyi kullanması, verimliliği artırması. Çiftçi sayısı artıyor ama İsmail Bey'in alanları çok güzel sunumları var, bizleri de bilgilendiriyor.
çiftçi sayısı artıyor ama üretim azalmıyor. Güzel haber, neden? Teknoloji ve verimlilik kullanılıyor. İşte ne bileyim, damla sulamaya geçilsin, varsa sulamadan deniyor. Bunun için teknoloji lazım. Çiftçinin algısında teknoloji yatırımı pahalı. İşte finansmana erişim Elif kredisiyle, çiftçinin teşvikiyle mümkün olacak. Bunun için de işte şeffaf piyasalar olacak. Bu bir şey, ekosistem. Onu hep birlikte oluşturacağız diye düşünüyorum. Bak buraya çıkınca uzun size şey anlatacağım. Üstüne anlatacağım, öyle değil. Sadece birkaç slide göstereceğim. Şahin bir dostuna mektup yazmış. Son cümleyi şöyle bitirmiş. Vaktim olmadığı için uzun yazdım, kusura bakma demiş. Bütün dostlar aslında iyi hazırlanmış. Özet kısa, burada hikaye özetlendi. Ben sadece bir iki pencereden bir size aktarımda bulunacağım. Sorularınız olursa Mevla Hanım dediği gibi sizden gelenler daha çok önemli. Aslında kritik cümle şu, çiftçiyseniz, sanayiciyseniz veya tüccarsanız, bu piyasada hangi rolü oynuyorsanız oynayın, sizin için bu lisanslı depoculuk, elektronik ürün senedi veya Türkiye Ürün İhtisas Borsası ne ifade ediyor? Arkadaşlar, bizim piyasamız tarım piyasası. Tarım piyasası dediğimiz şey, biz Bursa'da işte meyvecilik dedik, çoğu üründe liderliğimiz var, ilk sıralardayız dedik. Elma üretiyorsanız, şeftali üretiyorsanız, buğday, arpa, mısır yetiştiriyorsanız yılda bir defa hasat yapıyorsunuz. Bu ülke yılda ortalama 35 milyon ton hububat üretiyor. Biz bunları ne diye tanımlıyoruz? Buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır ve çeltik. Hububat diye, tahıl diye tanımladığımız ürün grupları. Düşünün şimdi 35 milyon ton ürün ne zaman hasat ediliyor? 2 küsur ayda. Ne zaman tüketiliyor? 12 ayda, doğru mu? Biz burada 2 ayda yemiyoruz, 84 milyon olarak. 12 ay boyunca tüketiyoruz. Peki ne kadar sürede üretiyoruz? Ortalama 1 yıllık üretim süreci var. İklim riskleri var, burada sıralanıyor, bir sürü faktörler var. Yani depo dediğimiz şey dört duvardan ibaret bir hikaye değil. Tarım ürünüyse zaten depolanmak zorunda. Arz ötelenmek zorunda. Bir mekanizma onu bir yerlerde soğutmak zorunda. İhtiyaç olduğu zaman da perdepey kullanılmak zorunda. Suya ne zaman ihtiyaç var? Yağmurların en az olduğu dönem. Serin en yoğun olduğu dönem ne demek? Sıkıntı demek. Fiyatların düştüğü, istikrarın olmadığı, piyasanın alt üst olduğu dönem demek. Dolayısıyla depoculuk hikayesine böyle bakmak lazım. Biz nasıl tanımlıyoruz? Aslında lisanslı depolar tarımın barajlarıdır. Hikaye bu kadar bir cümlede özel. Tarımın barajlarıdır. Suyu önce soğutuyorsunuz, bekletiyorsunuz, hasat edilen hububatı kademe kademe depoluyorsunuz, ihtiyacımız olan dönemde işleyen piyasada kullanıyorsunuz. Bu sistem biraz önce değerli Ziraat Odası Başkanımız söyledi. Kuruluş hikayesinde birinci öncelik çiftçidir. Bunu göz ardı etmemek lazım. Hani Ziraat Bankası'na burada zaman zaman bizde katıldığımız toplantıda çok ciddi emek veriliyor. Ziraat Bankası son yıllarda da bu konudaki gerçekten tarıma dönük destek teşviklerini daha fazla artırmak için uğraşıyor. Buna rağmen eleştiriler var. Biz ne istiyoruz orada? Bir cümle yine. Çiftçi İsmail Kemaloğlu lisanslı depoya ürününü teslim ettiğinde tak sistemden bir mesaj gelsin. Sayın Kemaloğlu, 100 ton buğday karşılığı çarpı 5 lira 0.75 hesabınıza 100 bin lira kredi düştü. Kullanmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Sistem bu kadar basite dönsün. Otomatiğe dönsün. Çiftçi uğraşmasın. Yani hakikaten şimdi el istiyorsun, lisanslı depo diyorsun. Kolay değil bunlar. Ben daha önce bu kurumu, Toprak Masal Ofisi'nin genel müdürüydüm. Borsalara gidiyorduk, ticaret borsalarına. Şimdi çiftçi o zaman bir şeyler söylüyor. Söylediğin kavramlar yabancı gelebiliyor. Bunlar kolay aşinalık değil. Şimdi Borsa İstanbul, hisse senedi. Elektronik ürün var. Kolay kavramlar değil. Herkesin hızlı organize olacağı, adapte olacağı. Dolayısıyla sistemin sorumlu olan bütün aktörlerin sadeleştirmesi lazım. Tak tak tak, artık teknoloji var. Çiftçi hesabında görecek. Niye bunu söylüyoruz? 30 ton dedik, 750 TL nakdiye destek dedik. İtiraz olabilir. Doğru mu? Ya bu az para. Bu memleketin ortalama arazi büyüklüğü 6 hektar. Ortalama buğday verimi 300 kilo. Çarpın 18 ton. Bu memleketin ortalama çiftçisi dediğiniz zaten bir kamyon buğday üretemeyen kitle. Dolayısıyla hani 30 ton 750 TL düşük görünebilir ama şimdi biz neyi tartışıyoruz? Aranızda anladığım kadarıyla belki çiftçiden çok daha çok
sanayici, tüccar, iş yapan arkadaşlar var. Çiftçi taraf haklı olarak diyor ki ya kardeşim bu sistem bana hizmet etmiyor diyor. Sanayiciye hizmet ediyor diyor, tüccara hizmet ediyor diyor, speküle edilebiliyor diyor. Şimdi ortalama 18-20 ton buğday üreten Kemaloğlu'na hasat vakti o buğdayı satmış gibi bir kredi imkanı sağlarsanız o ürünü bekletir. Zaten adam borçlu. Zaten hasata akaryakıt borcuydu, gübre borcuydu. Zaten zar zor gidiyor. Doğru mu? Sistemin çiftçiye hizmet edebilmesi için hasatta ürününü teslim eden çiftçi amca ürününü satmış gibi cazip krediye erişebilmeli. Bunun son çıkacak somut sonucu bu. Başka bir şey değil. Dolayısıyla bu hikayeye böyle bakmak lazım. Bu sistem böyle işlerse uzun hikaye. Ya devlet müdahale fiyatı açıklasın, devlet uygun fiyata sanayiciye ham madde versin, ya devletin açıkladığı fiyat bizi bir sürü tartışmalar var. Uzatmadan yine keskin bir cümle kurayım size. Tarım piyasası gelişmiş bütün ülkelerde piyasayı yöneten devlet değildir. Üreticidir, çiftçidir. Üreticinin örgütüdür, kooperatifidir, birlikleridir. O üreticiye bu altyapıları verirse, o tarım piyasasının hasat sürecinde yaşadığı sıkıntılara göre taşları oturtursak, üretici de bu piyasayı yönetmeye başlar. Niye böyle olur? Bakın şimdi, biraz önce Necla Hanım söyledi. Ben size onlarca grafik verebilirdim. Bir yılda %175. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl geriye gidelim. Yine keskin bir cümleyle kapatayım. Her yıl hasat sonrası tarım ürünlerinin fiyatı keskin derecede artar. Bekletebilen kazanır. Hasatta satan kaybeder. Devlete fiyatı cazipse ona verir, devreden çıkar. Dolayısıyla bu grafik şunu gösterir. Bir yıl bazında. Uzun yıllar bazında bakın. Diğer ürünlere bakın. Arpaya bakın. Yıldan yıla bakın. Türk işlem platformuna bakın. Yıllar geçtikçe tarım ürünlerinin kıymeti daha da artıyor. Dolayısıyla çiftçi veya bu piyasada bu işle iştigal eden aktörler bekletebildiği ölçüde kazanıyor. Pozisyon aldığı ölçüde kazanıyor. Bunun da olmazsa olmazı nihayetinde lisanslı depolar ürün ihtisas borsası. Bu hikayeye son derece basit böyle bakmak lazım. Dünyada dengeler değişiyor. Madem buraya çıktık bir rol oynuyoruz. Birkaç cümleyle size bilgi vermiş olayım. Artık dünya eski dünya değil. İklim risklerinden bahsettik. Gıda milliyetçiliği kavramı konuşuluyor. Yasaklar, kotalar. Size şöyle bir yönden hani bir fikir anlamında belki yer edinebilir. Bir bilgi vereyim. Biz şöyle düşünebiliyoruz. Dünya tahıl piyasası, buğday, arpa, mısır, yağlı tohumlar piyasası, ayçiçeği, soya. Ya 200 küsur tane ülke var. Kocaman bir dünya. İstediğimiz yerden istediğimiz ürünü alabiliriz. Dünya buğday piyasası dediğiniz piyasayı sadece 5 tane ülke yapıyor. Soya fasulyesi dediğiniz dünya piyasasının %80'i 1-2 tane ülkenin elinde. Ayçiçeği piyasasında net rakam olarak verebiliriz. Arpa mısırı da verebiliriz. Öyle derin onlarca yüzlerce ülkenin satıcı olduğu, ana üretici, ihracatçı olduğu bir dünya yok artık arkadaşlar. İki ülkede savaş oldu. Bakın Rusya, Ukrayna. Dünya piyasası alt üst oldu. Niye? Bir tanesi Rusya dünyanın en büyük buğday ihracatçısı. Rusya çok kritik bir ülke. Yine ek bir bilgi olsun dediğim gibi madem buraya toplandık, emek verdiniz. 220 milyon hektar potansiyel tarım arazisi var. Raporlar diyor ki 2 milyar insanı besleyecek potansiyel var Karadeniz. Yan tarafta Ukrayna. Gidip gören gezen var mı bilmiyorum. Ben 4 yıl orada ticaret vesilesiyle çok gidip geldim özel sektörde. Müthiş topraklar var. Öbür yanda Kazakistan müthiş bir potansiyel var. Lojistiği yok. Ve Türkiye burada ortada bir köprü. Önümüzdeki süreç Türkiye'ye müthiş yeni imkanlar açacak. Dünya tarım piyasasında. Türkiye bu pozisyonunu kullanırsa bölgenin tarım ürünlerinde çok bambaşka bir role üstlenecek. Yaşarsak hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla dünya denklemi değişiyor. Bir ülkede iklimsel risk oluyor, bütün fiyatlar alt üst oluyor. Dünyada müthiş bir para var, sizin cebinizde bizde çok olmayabilir. Bir anda fonlar emtia piyasasına, tarım piyasasına ilgi gösteriyor, bütün piyasa alt üst oluyor.
artık klasik iktisat teorisiyle şu kadar buğday ürettik, dünya şu kadar tüketiyor. Ha depremde arz talep, aradaki makas, böyle bir dünya yok. Bir ülkenin grevi limanında bir grev çıkıyor, dünya piyasası alt üst oluyor. Niye? O ülke dünyanın ana mısır üretici, ihracatçı ise etkisi o kadar oluyor. Dolayısıyla özel dünyanın tarım piyasa dengesi değişti. Eğer okuma imkanınız varsa veya izliyorsanız Avrupa Birliği, Amerika, Dünya Bankası, FAO bütün raporlarda iki kavram. Gıda krizi, gıda krizi. Bazen suni de artırılabiliyor ama iki kavram hayati kavram oldu. Şükür bir ülkede yaşıyoruz. Bakın bunu yeri gelmişken söyleyeyim. İki küsur ay hasat dedim. Dünyada sadece birkaç ülkede buğday hasatı iki küsur, üç ay sürebiliyor. Onlardan biri de Türkiye. Hiçbir zaman Türkiye'de %50 rekolte kaybı görmezsiniz buğdayda, tarihsel olarak. Ama Avustralya'da bir kuraklık olur, %60 kayıp görürsünüz. Niye? Güneydoğu kurur, İç Anadolu iyi verir. Marmara bölgesi iyidir. Ege farklı coğrafyadır, karadır. Türkiye 7 farklı coğrafya, 7 farklı iklim. Bir yer kurursa öbür tarafta başka bir verim olur. Dolayısıyla bu zenginliktir, aynı zamanda kıymettir. Türkiye'nin böyle bir özelliği var. O manada özel dünya dengeleri değişiyor. Dünya tarım piyasaları daha kırılgan, daha oynak hal alıyor. Tarımın önemi gittikçe daha iyi anlaşılıyor. Ekilmeyen toprak dedik, evet, bırakmamak gerekiyor. Çiftçi olmazsa olmaz. Bunu aynen öyle. Başka izah yok. Ama Türkiye'nin buğday sorunu ne diye bana sorarsanız, Türkiye'nin buğday sorunu kırsal sorunu. Bakanlarımız da söylüyor. 2 milyon hektardı. Şu an yeni bakanımız 3 milyon hektar diye açıkladı. Ekilmeden, boş devreden arazi Türkiye. Bursa çok verimlidir. Ekilip biçiliyor. Ama şimdi Afyon, Uşak, Kütahya hattından Sivas, Erzurum, Ağrı hattına doğru bir yol alın. Parça parça araziler, boş bırakılmış araziler, miras sorunu, farklı sorunlar. Bu arazilerin 2 milyon hektarı ortalama buğday arazisi. Türkiye'nin buğdaydaki rekolte kaybı, üretim azalması, kırsalın boşalması, köylerin terk edilmesi, özellikle Anadolu kuşağının boşalma hikayesi. Yoksa sulama artırıldı, buğday artırılır derseniz hikaye öyle olmuyor. Katma değerli ürünlere yönelim artıyor, buğday üretim beklediğiniz şekilde artmıyor. Bu da FAO Gıda Fiyat Endeksi. Buradaki artışta bize şunu söylüyor zaten, hububat, yağlı tohumlar, işte genel anlamda tarım ürünler endeksine baktığımızda dünya rekorları kırıyor. Böyle gidecek mi? Önümüzdeki süreçte bu oynaklık büyük ölçüde devam edecek. Rusya-Ukrayna savaşı etkisini devam ederse, biz iklim krizlerini belli ölçüde yaşamaya devam edersek bu etki devam edecek. Neyda Hanım güzel bir şey söyledi. Maalesef hububat, bakliyat, yağlı tohumlarda ithalatçıyız. Dünya fiyatı neyse iç piyasada onu kademeli eşleşmiş fiyat olarak görürsünüz arkadaşlar. Başka izah yoktur. Halen iç piyasamız daha caziptir çoğu üründe ama bir süre sonra döviz kuru çarpı ithal maliyeti eşittir iç piyasa fiyatına gelen bir hareketi görürsünüz. Bu böyle olmak zorunda. Çünkü dünyaya açığız. İthalat yapıyoruz. TÜİK rakamını yayınladı. Soya fasulyesinde %5.8 yeterliliğimiz var. Ayçiçeğini konuşuyoruz hep. %62'ye %40 bağımlıyız. Dünyanın en büyük ithalatçısıyız. En çok ithalat yaptığımız yerde Rusya-Ukrayna attı. Denklem sonuçta böyle oluyor. Dolayısıyla uzattım. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa cevaplandırırız. Yine sormak istiyorum. Yani, kısa olarak. Net olarak sormak istiyorum. Ben şimdi Nilüfer'de buğdayı üretiyorum. Burada tabii ki dökebileceğim insan sitepi buğday için söylüyorum. Bandırmaya dökeceğim buğdayım. Benim burada mı sisteme girmem gerekiyor? Yoksa direkt bu bandırma ticaret var. İstediğiniz yerde girebilirsiniz ama Bursa'dayız. Bursa'da girebiliyormuşum. Girdiğim zaman burada benim... Hiç önemi yok onun. Siz sadece platforma yani girmek için... Yok şey... Hangisi daha iyi şeydi? Ücret almıyorlar kayıt için. Yani herhangi bir ticaret, kendinize en yakın gördüğünüz ticaret borsasına gittikten sonra platformda işlem yapacaksınız. Lisans yapıp koyduktan sonra.
Tarifeler bütün lisans depolarda aynı. Kira tarifesinde bir farklılık yok. Anlıyorum ama sonuçta bana hizmet verecek orası ise. Hayır, nakliyenize bakmanız lazım. Sizin en önemli maliyetiniz nakliye olan bir ürün. Orada nakliyeyi de düşündük. Yani size maliyet açısından yani nakliye maliyeti. Yani siz gönderdiğiniz yani en şey hani Karacabey Merkezi değil mi? Evet. Oraya götürecekse buğdayı. Tabii en yakın Karacabey. Yani DM olarak bahsediyorum. Yok DM yani, olarak değil. Lisanslı de. Lisanslı de. Aklının bağında şey gelmek. Yani ekmek falan. Yok alır. Öyle bir şey sınırı yok. Şu ana kadar vermeyeyim. Onu getiren oldu ki mi? Oldu mu ki? Ya şimdi ben şöyle diyorum. Bir arayın. Arkadaşlarla rahatsız etmek istiyorum. Allah razı olsun. Anlamak ticaret borsasından diyorum. Gerçekten çiftçimizin yanında ben bölgemde de böyle ticaret borsası istiyorum. Bütün aynen. Çiftçim maddiye de olsa şey de olsa oradaki başkanlarım yönetip gerekirse nakli bizdeki uzaktan geldiğim için biraz farklı alıyorlar. Buğdayımızın o gün şartlara değerini veriyorlar. Şu anki hakikaten teşekkür ediyorum onlara. Cinsel alınganlık yapmasın. Şu an benim bölgemde böyle bir ticaret borsası şeyi gördüm. Yani yok zaten. Bu var yani, lisanslı depocuğuna ihtiyaç yok. Bu da içeceğine bak. Anladım. Yani şöyle, en yakın burada sadece Karacabey'deki matkul lisanslı depo var. ağırlıklı olarak Bandırma tarafında, Balıkesir bölgesinde lisanslı depocuğu faaliyet var. Beyefendinin söyledi yani... Yerlik ağırlıklı alıyor yok, benim ürünüm. Yok, şu ana kadar Karacabey olarak depoları... Kaç kilometre ya Karacabey Bandırma? 30 kilometre. Ama almıyor. Kamyona bindin mi zaten Slovya'da ne kadar varsın oraya. Ben almıyorlar. Ben 1 kilometre daha yaparım. Ben 80 kilometre yaparım. Şimdi şöyle. Sana bandırma, bandırma. Ha, bandırma, bandırma. Ya bu sene kurulduğu için oradan mı? Daha orada da yok. Biliyorsunuz yeni kuruldu. Bu sene inşallah. Birkaç tane daha var orada. Yani sadece. Ben Halit Başkan'ın çiftçilerin yanında olduğunu düşündüğüm için. Tabii. Ona çok güveniyorum. Yoksa diğerlerinde o kadar bir ilgi yok. Hasat için hazırlıklar başladı. Lisans depolar yoğun bir şekilde yeni dönem hasat Aizen dediğimiz o ürün kodlarını alıyorlar. Siz şimdiden şu kadar getireceğim derseniz sizin için de bir Aizen alsınlar. Tabii ki. Mutlaka bu sene çok mantıklı. Gerçekten o yönden de çok sevindirici biliyorum. Evet. Gerçekten çiftçimiz rahatlıkla ulaşabilse çok yararlı bir sistem. Evet. Yani herkes ulaşabilsin. Gerçekten olması gereken bir şey. Şimdi diyorsunuz ki hani aynı üretim sezonunda yani hasat döneminde artık çiftçimiz bunu biliyor ki ben harmana vade yapmışım. Harmana her şeyimi bağlamışım. Ben biliyorum atacağımı da müdürüm beklemiyor. Tarım kredi beklemiyor beni. Doğru. Diyor ki getirmezse kırmızı kalemi yersin. Şimdi çiftçi de biliyor da mecburen harmana vade yaptıysın. Ama bu tür sistemde gerçekten çiftçinin belini rahat olur. Tamam, teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz fazla konuşayım. Öncelikle güzel toplantıyı organize ettiğiniz için teşekkür ederim. Erman Yılmaz Yazar Atlası başkanıyım. Ben Mevlüt Bey'e sorum olacak. Lisanslı depoculuğun oluşumunda anonim şirketi şartı olması dedik. Bir taraftan siyasetçilerimiz bizleri yönetenler gıda fiyatlarının speküle edilmesinde bir takım işte stokçuların oluştuğunu söylerken sadece anonim şirketi oluşması, burada tarımsal örgütlerin, kooperatiflerin olması gerekmez. Şimdi şöyle, dengeleyici unsur olarak. Şimdi şöyle, lisanslı depoculuk kuruluşunda anonim şirketi şartı aranıyor ancak burada yani bunu borsa yapmış, ziraat odası yapmış şeklinde bir durum söz konusu değil. Yani bugün Bandırma Ticaret Borsası'ndan az önce başkanımız bahsetmişti beyefendi. Dedi ki Bandırma Ticaret Borsası, bunun gibi birçok borsanın da kendi lisanslı depoculuk şirketi var. Kapasitelerinden biri ticaret borsaları. Aynen öyle yani büyük kapasitelerle ve Türkiye'nin bugün en büyük lisanslı deposu genel müdürlüğünde dediği gibi Konya Ticaret Borsası'nın faaliyetleri. Dünyaya baktığımızda tam tersi ama yani dünyaya baktığımızda Avrupa'ya özellikle tarımsal örgütlerin burada daha ön planda olduğunu göreceksiniz. Yani, dünyaya baktığımızda belki öyle olabilir, onu bilemiyorum ancak ülkemizde yine doğrudan bu birliklerin ya da işte mesela Tarım Kredi Kooperatifi'nin kendisinde ziraat şey var, lisans depoculuk şirketi var. Bunda da herhangi bir engel yok. Yeter ki böyle sivil toplum kuruluşları da lisanslı depo yapmak istesin. Burada yine aynı şekilde işleyiş anonim şirket şeklinde kuruluyor. Ancak onun yan bir şirketi olmuş oluyor. İşleyiş de bu şekilde yani. Bandırma'daki lisans depoculuk şirketi de
bandırma, lisanslı da kurduk, tarım ürünleri AŞ'ye diye geçiyor. Yani bu bandırma didaş diye faaliyet gösteriyor. Ama bandırma ticaret borsasının örnek vermek gerekirse o nedenle burada hani ziraat odalarıymış ya da başka biriymiş bu fark etmiyor açıkçası. Benim bahsettiğim kooperatifler, kooperatifler Türkiye'de zaten anonim şirket statüsünde değerlendirilir bir ticaret var. Evet. Bu bence burada kaçırılmış bir şey. Özellikle kooperatifler yani kooperatifler kanununda Türk ticaret kanununa baktığınız zaman anonim şirketi statüsünde değerlendirilen kooperatifler. Bence burada kooperatiflere bir vurgu yapılması lazım. Yani o kadar teknik anlamda bilmiyorum. Ancak Marmara Birlik ona bakarsanız lisans temizlik faaliyeti gösteriyor. Onda da bir engel yok. Yani bu kooperatif olması tarım kredinin de var. TK Bidaş. Ayrı bir şirket adına. TK Bidaş. Aslında kooperatifler anonim şirket statüsünde. O kooperatif lisans tepeye mi dönüşüyorsun? Yani kooperatif olarak kursun. Kurulmuş olarak aslında engel yok. Yeter ki kurmak istesin. Lisanslı depo yoksa, lisans yani depo yapmıyorsa, bu şirket yani kooperatif ya da birlik lisanslı depocuyum ben ya da yapabilir anlamı, yani hiçbir anlam ifade etmiyor olması. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Önemli olan burada depo yok. Bilgi olarak faaliyet göstermek istemesi yeterli. O kadar. Merhabalar, ben Matlı Grup Finansal Pazarlama'nın uzmanı Gökhan. İsmim Gökhan. Öncelikle Necla Hanım, lisanslı depoculukta süt ve süt ürünleri adına bir detay fark ettim orada ama var mı bununla ilgili şu an bir? Beyaz peynir için bir çalışma var. Daha süt tozu fark ettim. Süt değil zaten, süt ürünleri dediğin adı. İşte süt tozu, çedar ve benzeri. Beyaz peynir yokken Ege bölgesinden ve Marmara'dan İzmir tarafından ilk görüşme yaptık ama resmi bir başvuru çalışma yok. Sadece gündeme geldi. Bunu şeyini de işte müteşebbisler, yani bu alanda potansiyel olduğunu düşünenler Ticaret Bakanlığı'na başvuruyor. Ticaret Bakanlıkları Bakanlığı TSE'yi, İLDE'yi, TMO'yu, sektör paydaşlarını çağırıyor ve diyor ki böyle bir çalışma yapsak, böyle bir tepkiyi eklesek olur mu vesaire görüş alışverişinde bulunuyor. Genelde müteşebbis olacak olan, o lisanslı depoyu kuracak olandan da bir fizibilite çalışması istiyor. Potansiyeliyle ilgili, işte altyapısıyla ilgili. Genelde akademisyenlerle işbirliği çerçevesi. Ondan sonra bakanlık eğer yani bu işi yapacak olan lisans depo ve çeşitli çiftçilerle, üreticilerle, işte peynirle ilgili olsun, üreticilerle anlaştıysa yapılabiliyor. Şu an öyle bir talep olmadığı için faal değil ama teknik olarak mümkün. Teşekkür ederiz. Uğur Bey, merhabalar. Biz sektörde finansal pazarlama açısından sahaya inen İlk şirket olması da süreç şu anda. Hem de DSM'de kredi kartları anlamında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz, yönlendirmeler yapıyoruz. Bursa bölgedeki yetkili arkadaşlar da bizi şahsi olarak, isim olarak da tanırlar. Şirket olarak da zaten biliyorsunuz. Şimdi biz sahaya indiğimizde hem üreticiyle karşı karşıyayız, hem yem verdiğimiz için yemi satanla karşı karşıyayız. 2018 Mart'ta Bankart piyasaya çıktı. Combo kart özelliğiyle birlikte 2021'de ise Ziraat Tedarikçi Finansman kartı geldi. Ziraat Tedarikçi Finansman kartı geldiği yıl itibariyle Bankart avantajları gittikçe geriye doğru aşağı doğru iniyor. Tedarikçi Finansman'ı şu anda avantajları ciddi anlamda bizim yönlendirmelerimiz var. Bankart'la ilgili, combo kartla ilgili bir tasarrufunuz oluşur mu? Bununla ilgili biz ciddi destek istiyoruz. Zira ben her hafta çok sayıda bayiyle görüşüyorum, çok sayıda çiftçiyle görüşüyorum, çiftlikle görüşüyorum. Bunlardan bizim yönlendirmelerimizde, bayiler de kendi müşteri yönlendirmeleriyle bankart sayısı artmıştı 2018 ile 2021 arası.
Dün bir bayimiz bana çok ciddi bir sistemde bulundu bu anlamda. Yani sizin yönlendirmelerinizi biz bunu çıkarttık ama avantajları aşağı doğru indiği için ellerinde kaldı diyorlar. Tedarik finansmanı yönlendiriyoruz. Belli oranda geçen var, geçmeyen var. Bununla alakalı bir hem destek rica ediyorum. Hem de şunu söyleyeceğim. Dediğim gibi biz maddi olarak sektörde sahaya finansal pazarlama açısından inen iki şirket olması da tümdeyiz. Bayilerle görüşmelerimizde 81 ilde neredeyse bizim dokunduğumuz noktalar var neredeyse. Ve buralarda bizimle beraber bayinin, çiftçinin, üreticinin sofrasına oturacak bankacı arkadaşlar ihtiyacımız olacak. Beraber suyunu içelim, beraber derdini dinleyelim, ihtiyaçlarını giderelim istiyoruz. Bu anlamda hazır karşı karşıya gelmişken söylemiş olayım. Sizin de bir şu yakın zamanda bir tasarrufunuz oluşursa hem destek anlamında hem de görüşmeler anlamında destek rica ediyorum. Biz aslında Erdinç Bey'le çok iyi tanışıyoruz. Evet. Çocukluk arkadaşıyız diyebiliriz. Destekli oluyoruz. Destek olmaya da devam edeceğiz ama bankkartla ilgili olan kısımda şöyle söyleyeyim. Hani bankkartla yüklenen tutar da aslında bir nevi kredi. Yani biz bir müşteriye genel kredi limiti tesis ediyoruz. Bunun bir kısmı nakit olarak kullandırılıyor, bir kısmı işte BCH olarak kullanılıyor, bir kısmı da bankkarta yükleniyor. Aslında hani bankkartın özelliklerinde bir kayıp yok. Belki bankkarta yüklenen kredi limiti yeterli olmalı. Orada da kredi limiti artışı ile ilgili çalışma yapılabilir. Yani birlikte hareket edebiliriz. Tabii birlikte hareket etmekte fayda olacaktır. Sadece limit, tabii ki limitler konusunda tıkandığımız çok noktalar olabilir. Fiyatların artışı, hem de ticaret alanlarının genişletmesi ya da daralması, belli orana endekslenmesi paralel olarak, buna paralel olarak sadece limit değil, fiyatlandırma konusunda da sıkıntı var. Tedarik finansmanına yakın oranlar ya da bununla alakalı bir çalışma yapabilirsek birlikte, ortak hareket edebilirsek faydalı olur. Bu arada Erdiş Bey'le ben yakın arkadaş olduğunuzu bilmiyorum. Biz de yakinen çalışıyoruz kendisiyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba, Burak Öztan ben. Aynı zamanda heyecanlı size bir soru var. Borsada hacimlerin artmasıyla beraber vadeli işlemler piyasasını açmayı düşünüyorsunuz. Vadeli işlemler piyasasını açmak için teknik bir altyapıya ihtiyaç var piyasa operasyonu anlamında. Buna ilişkin yazılım devam ediyor. Öncelikle mevcudu oraya taşıyacağız. O da yaklaşık önümüzdeki mahsatını buluyor. Ondan sonraki hasata, yani 2 yılı bulur hemen. 2024 diyelim. Bir de sadece Trip.com.tr üzerinden mi işlemler devam edecek yoksa farklı platformlar üzerinden mi işlemler yapılacak? Şöyle, aracımı sisteme getireceğimiz için, aracımız sistemde artık bizim sistemimizin sizin için bir önemi kalmayacak yatırımcılar için. Ürün piyasası aracı kurumlarının size verdiği aplikasyonlar, web tabanlı yapılar, yani nasıl ki bir hisse senedi almak istediğinizde X yatırım bankasının ya da aracı kurumun ekranı üzerinden farklı bir ekrana giriyorsunuz. Borsa İstanbul'un ya da başka bir platformda işlem yapıyorsunuz. Onun ekranına giriyorsanız onun gibi bir platform üzerinden bize emine iletilecek. O nedenle biz size sadece aracı kurumlar üzerinden daha geniş yelpazede emir türleri, tarifli emirler vesaire gibi şeyler vereceğiz. Ama siz bu bizim ön yüzü görmeyeceksiniz. Siz web tabanlı her yerden emir gönderebiliyor olacaksınız. Onlar da onları toplayıp bize yönlendirecek. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ben Tolga Avcı Gıda Mühendisi. Kendim fırıncılık sektörü ve bu fabrikaları danışmanlığıyla uğraşıyorum. Necla Hanım, birinci soru, Türk'teki ürünlerin stok miktarlarını görebilmemiz mümkün değil mi? Bunu göremiyor. Fırıncılar olarak soruyorum bunu. Ciddi bir miktarda, yani ürün alan, un ürünü alan, son ürün alan üretici olarak, yani bununla ilgili çok spekülatif hareketler oluyor. Bunu bir sormak istedim. İkinci soru da İsmail Bey'e, Sayın Müdürüm, gıda güvenliği arzı ile ilgili ciddi yurt dışında spekülasyon demeyeyim de haberler var. Türkiye olarak bununla ilgili hasattan önce bence ciddi bir önlem almamız gerekmez mi? Ciddi bir
Yani %10'luk bir minimum açıktan bahsediliyor. Ama tabii bunlar tahminlerden öteye gitmiyor. Yani Türkiye'de ekmek israfı %20'lerde. Bununla ilgili de ucuz ekmek politikaları devam ediyor maalesef ama bu belki neler son gündemde ama bununla ilgili sizden ben Twitter'da da çok aktif takip ediyorum. Gıda güvenliğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu söylediğin alakalı dünya dengeleriyle ilgili o konularda sizden görüş almak isterim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Tarım Aydınlatma Platformu diye bir platform açmayı düşünüyoruz. Bu bu konuda şeffaflık anlamında bir takım önerilerimiz de var. Ama biliyorsunuz ki bu bilgiler stratejik bilgi denebiliyor. Biz bütün şeylere, bakanlıklara değil, Ticaret Bakanlığı'na, Hazine Maliye Bakanlığı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, zaman zaman Toprak Mahkemeleri Ofisi istiyor. Kişisel veri değil de top bazında, lisanslı depo bazında bu bilgileri sağlıyoruz. Ama bunun kamuya açıklanmasını biz de çok istiyoruz borsa olarak. Ama şu an bize izin verilmiyor. Yani anladım. Tabii konu şöyle, yani her un satıcısı veya un fabrikası sürekli bir buğday bitti, buğday yok, zordayız, dardayız. İşte 400 al, 500 al, bak bulamayacaksın, 700 olacak, 800 olacak. Cidden hakikaten ekmek üreticisi açısından çok, yani bu yemde de vardı belki ama ben çok yaşamadığım için ekmek tarafından bahsediyorum. Hani bunu daha dediğiniz noktada görebilsek en azından biz de deriz ki ya bak arkadaş, bu kadar milyon ton buğday varsa nasıl yok diyebiliyorsun diye en azından yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Biz tek başına gösterge olmayız. %25'e kadar saklama kapasitesi var. Bunun doğruluk oranı da önemli. Ama tabii ki önemli bir bilgidir. Ama %75 de bizim dışımızda bir yerlerde saklanan, kullanılan var. Hepsi kayda girerse hayat çok daha güzel olacak. Özellikle lisanslı depoculuğun gerçekten tripte olsun olmasın, tripte işlem görsün görmesin, lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve o her yerde o ürünlerin sağlıklı şekilde saklanması önemli. Zaman alacaktır. Enerji piyasası, borsası, piyaş kurulduğunda da barajlardaki doluluk oranları açıklanmıyordu. Stratejik bilgi, bilgi, bilgi deniyordu. Gelinen noktada Dicle Fırat dışındakileri açıklıyorlar artık. Herhalde biz de lisans tepapazında açıklarız. Dicle Fırat olarak TMO'yu açıklamayı diye düşünüyorum. Yani sizin arkadaşlar da şöyle... Unun depolanması daha sıkıntı olduğu için fırıncı arkadaşlar diyor, un alacağınızda Türk'ten buğday alın, en azından buğdayı ham maddeniz dostum diye. Hiç etmiş oluyorsunuz yani. Doğru. Biliyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi son hani birkaç yıl periyotta değerlendirirsek Türkiye'de özellikle hububat üretimini olumsuz etkileyen birkaç faktör var. Birincisi az önce söyledim. Ağırlıklı buğday üretim bölgeleri yoğun göç veriyor. Kırsal boşalıyor. Bu çok kritik. Köylerde insan kalmadı. Bir adam kaldı muhtar. Tek başına muhtar bir köy olmaya başladı. İkincisi hayvancılık. Bu çoğu zaman gözden kaçırılıyor. Toplantı önce sohbetini yaptık. Artık insan gıdası olan ham madde hayvan gıdası oldu. Geçen sezonu hatırlayın. Çukurova'da ilk hasat başladı. Bütün ürünü yem sektörü aldı. En değerli ürünü aldı. Kaliteli kalitesi ayrımı yapmadan bizde hayvancılık gittikçe tel örgüsünde şirketleşmiş hazıra dayalı bir lokanta usulü beslemeye döndü. Bu benim kanaatim önümüzdeki süreçte büyük bir tehlike. Bunu yeniden kırsala dönüştürmek gerekiyor. Üçüncü, tarımda biz özellikle hububat, bakliyat, yağlı tohumları stratejik diyoruz. Yani ekilen ürünleri stratejik diyoruz. Dikilen ürünleri değil, meyve, şu bu ürünleri değil. Fakat çok ilginçtir. Bunu size grafik tablo olarak da aktarabilirim. Son yıllarda Türkiye'nin verimli ovaları çok yıllık bitkiye dönüyor. Abartarak söyleyeyim, belki 10-20 yıl sonra ekilecek alan bulamayacağız. Her taraf Çukurova, Narenciye, Muz bahçelerine, Ege'ye doğru giderseniz üzüm, zeytin, işte Karadeniz zaten fındık bahçesi oldu. Bu üç tehlike bizi gittikçe kıskacağa sokuyor. Yani eskisi gibi değil. Ben sorumlu olduğum dönemde şöyle diyorduk. Sektör paydaşları da vardı. Hatta bize şöyle kızıyorlardı. Ya kardeşim dünyada 100 dolar olan şey sen 250 dolar veriyorsun. Koptun dünyadan, bu nasıl bir piyasa, böyle müdahale fiyatım olur. Yıllarca bunun kavgasını veriyorlardı bize. Şu an Türkiye'de ham madde dünyada en ucuz ham madde oldu. Dengeler her şey değişti. Dolayısıyla bir de kur riski var. Öyle istediğiniz fiyata istediğiniz zaman alabilme imkanınız yok. Bunun çıktısı şu,
bu memlekette toprak var, bu memlekette kaynak var. Sonuna kadar bu kaynağı değerlendirmek zorundayız. Ben özel sektördeyken son cümle, Muş'ta bir çiftliği işletmiştik. Muş Ovası dediğiniz alan 900 bin dönüm bir arazi. İçinden iki tane nehir getiriyor. Murat ve Karasu, Fırat'ın ana kolu. Ya bir gidelim Allah aşkına yani. Ben de bürokrattım. Hani bir yeri suçlamak için söylemiyorum. Ottan başka bir şey yok. Ya bu memlekette toprak var, artık başka bir bakış gerekiyor. Başka bir model gerekiyor. Ben buna kendi dünyamda yönetimi toplulaştırma diyorum. Arazi toplulaştırması yanında artık parçaları bir araya getiren bir yönetim toplulaştırma hikayesine ihtiyaç var. Kendi topraklarımızı işleyemesek gittikçe ithalat piyasası bizi daha kırılgan hale getirecek. Teşekkür ediyoruz o zaman katılımlarınız için. Evet. Evet. Toplantı bitti. Tepi Bey'den soru var. Buyurun Genel Sekreterim. Teşekkür ederim katılımlarınız için. Öncelikle aynı zamanda YouTube'dan yayınımız vardı. YouTube'dan üyelerimizden sağ olsunlar. Evet, sorular geldi. Bana bir soru geldi. Eğitim lisansı depoculuk hakkında genel düşünceleri ve bu konunun geliştirilmesine yönelik öneriler varsa onları alabilir miyiz derler. Zeytinle ilgili olarak Marmara Birliği'nin bütün üyeleriyle toplantı yapmıştık. Onlar üretici birliği olmadığı için bu teşviğin kalkmasından dolayı etkilendiler. Aslında işlem yapıyorlardı. Ne yazık ki o Haziran'daki şey genele sahip lisans depo kira teşviği kalkınca böyle bir şey oldu. Maliyet artışı oldu diye. Ondan dolayı lisans depo kullanılıyor ama el işlemek konuya girmiyor. Bununla ilgili bakanlığa da yazı yazdılar. Herhalde sektör olarak, lobi olarak hani bakanlık nezdinde özellikle Tarım Orman Bakanlığı karar veriyor bu teşviklerin nereye, nasıl şekillere verileceği konusunda. Hani sadece satıcı birlikler değil, üretici birlikleri, sadece üretici birlikler değil, diğer birliklere de bir teşviğin devam etmesi hani isteniyor. Biz sizle de konuştuk. Ben aslında buraya geldiğimde zeytin lisanslı depoculuk paydaşlarıyla toplantı yapmak istemiştim ama hasat zamanı belki gelir yaparız ya da çevrim için toplantı yaparız. Birinci elden onların önerilerini, isteklerini almamız lazım. Biz TÜRİB olarak yanlarındayız, destek veririz, onların sesi olmak isteriz ama sektör bizi yönlendirirse, bizim uzmanlık alanımızda değilsiniz sonunda, daha iyi olur. Mesela şeyi de araştıracağım, işte kooperatifler AŞ olmadığı için lisanslı depo kuramıyor gibi bir bilgi edindik. Bunu araştıracağız, nedir bilmiyoruz. Onun gibi zeytinle ilgili ihtiyaç ne netleşirse, yani onlarla konuştuktan sonra onlara ayrı bir toplantı yapacağım. Sağ olsunlar Marmara Birliği her zaman destekliyor zaten. İhtiyaçları da iletiyor. Yine Mehmet Bey'e ulaşıp bir toplantı yapıp sektörü dinlemek istiyorum. Aramızda var yine zaten Marmara Birliği'de. Evet. Bir de şey olarak, üyelerimizden şöyle, lisanslı depo standartlarında depolarımız var. Ama bunları lisanslı depoya çevirme konusunda işte çevirsinler görüyoruz. Bu konuda görüş nedir? Her depo lisanslı depo olamıyor. Öncelikle o bakanlığa çünkü öncelikle baskılı yapması gerekiyor. O bölgede de ihtiyaç olması gerekiyor. Yani ihtiyaç varsa deposu da uygunsa zaten lisanslı depo olmasında herhangi bir engel yok yani. Marmara'da bir tane varsa ve potansiyel var mı bilemiyorum. Üretimlik miktarları bilmiyorum. Hani olumsuz bir neden dönüştürmüyorlar mesela başvurmamışlar. Bununla ilgili bir sigorta var tabii. Evet. Şey var. Sizden zaten Mudanya ne dedim? Balıkesir'le bir ticaret borsası istiyorum. Bir lisans depo istiyorum dendi. Taşın elinde, taşın altında el kontrol diye anladım ben. Burada bir potansiyel var diye anladım. Onu size istek geldi orada. Konutu da elinize alırsak olabilir yani. Konutu? İnternet konuttan başka bir şey bilmiyor şu anda. Lisanslı depoyu yapmak da bir nevi bir konut sorunu. Arkadan arıyor. Dinletenin işletme müdürü Ahmet'in sonuna. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bandırma ilçesinde, Bandırma Ticaret Borsası'ndan haricinde bizim lisanslı depo olarak faaliyet gösteren bizim de işletmemiz var. Hatta Bandırma Ticaret Borsası'ndan daha yakınız.
Pazarlama da başladı. İyi, güzel. Doğru diyorsun. İkincisi, Türk işlem platformunu kullanıcı dostu yapmayı öngörüyor musunuz? Biraz önce söyledim. Tarım aracı, ürün piyasası aracı kurumları. Bizim piyasamızda özel. Banka ve aracı kurumlardan farklı finans sektörden. O aracı kurumlar bu yıl içinde faaliyete geçecek. Ve onlar sizde bu mobil aplikasyonları, emir iletim altyapılarını daha kullanıcı dostu oluşturacaklar. Biz bir borsayız. Biz onlara hizmet edeceğiz. Aslında her ürünün, her çiftçinin çok farklı ihtiyaçları var. Ürüne bağımlı olarak vesaire. O nedenle farklı yatırımları biz yapmak istemedik. Bunu değiştireceğimiz için. Farkındayız. Bu yorumlar geliyor. Ama dediğim gibi yeni bir altyapıya geçeceğimiz için ve aracılı sisteme geçeceğimiz için inşallah o istediğiniz kullanıcı dostu şeyleri, ekranları onlar yapacak. Ama bize gelen bütün yorumları ürün piyasası aracı kurumlarında çalışmak için istihdam edilen arkadaşlar var. Onlara aktarıyoruz. Siz iletişim formu üzerinden kullanıcı dostu bulmadınız, eklemek istediğiniz bir özellik varsa onları lütfen iletin. Onları biz kendilerine paylaşırız. Sizin o aplikasyonlarınızda, yatırımcıya yönelik aplikasyonlarda onları dikkate alırlar. Teşekkür ederim. İsmail Bey'in sorumu olacak. Aslan. Emo, alım fiyatlarını açıklarken kısa böyle hangi kriterleri daha çok önemli? İçeriden öğrenilenler ticarette. Mehmet Bey söyleyemez. İsmail Bey söylesin diyorsunuz. Vallahi ben genel müdürken diyordum ki başkası duymasın. Fiyat açıklamamak da bir politika diyordum. Acele etmemek lazım diyordum. Bazen susmak da bir müdahale yöntemi diyordum. Son yıllarda arkadaşlar dedi ki erken açıklayacağız. Bak ilk defa biz açıklayacağız dedi. Sonra tartışma başladı. Ya bu fiyat ne biçim fiyat, piyasa fiyatı arttı gitti. Özet hikaye şu. Aslında TEMO'nun açıkladığı fiyat bir eşik fiyattır. Bu hep karıştırılıyor. Bir tatmin fiyatı değildir. TEMO şunu der, muhtemelen bu sene ben söyleyeyim yani 5 küsürden başlayıp kademeli gider. Başka çare yok, çiftçi tepkisini söyledi. Aynen böyle. Çünkü maliyetler çok arttı. Artık ay ay açıklanacak bir fiyat olabilir benim kanaatim. Bu fiyat bir eşiktir. Çiftçiye diyor ki TEMO maliyeti hesapladım, enflasyonu hesapladım, senin refah payını hesapladım arkadaş. Bu fiyatın altında satarsan üretimi sürdüremezsin, mağdur olursun. Ben sana garanti veriyorum. Aslında TEMO çok mal alıyorsa piyasa işlemiyor demektir. Bu kötüdür. Hani biz hep şöyle deriz ya TEMO alsa bütün malı. Bütün malı devlet alıyorsa piyasada sorun vardır. Esas olan devletin piyasayı işletmesi. Son yıllarda iyi fiyat verdi TEMO baktığında. Yani ben de tebrik ettim. Çünkü biz zorlanıyorduk. Ben onu yaşamış bir insanım. Bakanlar bunda gidip ya %5-10 artıralım demek, onu terleyerek almak zor bir şeydi. Ciddi artışlar yapıldı. Ama dünya alt üst oldu. Açıklanan fiyat bir şey ifade etmiyordu. Özet, TEMO aslında çok sayıda şeyi gözü önüne alıyor. Uzun yılların bir birikimi var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Tabii dengeler hızlı değiştiği için sorgulama arttı. Muhtemelen bu sene de iyi bir fiyat açıklanmak zorunda. Seneye de seçim var. Ne olacak ya? İsmail abi, valla hasat gelmeden önce dünya piyasalarının altında olmayacak gibi söylemler vardı. Hasat yaklaştı, şu an hiç kimseden bir ses yok. Şimdi dünya piyasası yani o kadar atma demedi değil yani dünya piyasalarında belli bir fiyat var. Onun altında ya tabii bu denklemin bir tarafı da şu. Şu an hasat yaklaşınca hiç o söylemler yok. Çok uzatmayayım, hikayesi derin. Yaşçaya %73 zam yapıldı. Ben Giresunluyum, akrabamın fabrikası var. Dedim ki bana 2 koli çay gönder. Dediler ki abi %60 zam yaptık kuru çaya. Bu böyle yaşçaya %73 zam yaparsan siz kuru çayı %73 birkaç ayda pahalı içeceksiniz. Ham maddeye zam yaparak yani müdahale fiyatını ham madde fiyatı olarak tatmin ederseniz eşittir gıda enflasyonudur. Bizim arzumuz aslında çiftçinin cebine dolaylı çok para koyma. Müdahale fiyatı bir eşittir onu söyledim. Ama bu sene kurtuluş yok, iyi bir fiyat olacak. Fiyat olarak mı verilecek destek? Fiyat da verilecek. Benim kanaatim destek de artırılacak. Çift taraflı. Gıda enflasyon riski var. Muhtemelen kademeli bir müdahale fiyatı olacak. Bir taraftan da destek artırılacak diye hissediyorum. Yani tabii devlet bilir. Ben sivilim şu an. Bir sorum
paralizlerinde değerli bilgilerimi paylaşmak için çok teşekkür ediyorum. Sizlere samimi davet ediyorum.